28. Bölüm. Başarı Martin'in adresine uğramaz, elçileri de kapısını çalmaz olmuştu. Pazarları ve tatil günleri de dahil olmak üzere tam 25 gün boyunca Güneşin Hicabı adlı 30 bin kelimelik uzun denemesi üzerinde çalıştı. Bu, Maeterlinck ekolüne yapılmış bilinçli bir saldırıydı. Pozitif bilimin doruklarından hayalperestlere yapılan ama kesin gerçeklerle örtüşecek türden birçok güzellik ve harikalara da yer veren bir saldırı. Kısa bir süre bu saldırıyı hayalperestler ve egonun kıstası adlı iki kısa denemesi izledi. Martin kısa ve uzun bütün denemelerini ne olursa olsun dergileri postalamak için masraf edecekti. Güneşin Hicabı adlı denemesine feda ettiği 25 gün içinde 6,5 dolar ederindeki değersiz yazılarını sattı. Bir şakası ona yarım dolar, önemli bir haftalık mizah dergisine sattığı bir diğeri de 1 dolar kazandırdı. Sonra iki mizah şiiri arka arkaya 2 dolar ve 3 dolar getirdi. Bunun sonucunda esnafın verdiği veresiyenin sınırına ulaşınca, gerçi bakkal veresiyeyi 5 dolara kadar çıkarmıştı, bisikletini ve takım elbisesini bir kez daha rehinciye verdi. Daktilonun sahibi ise kiranın peşin olarak ödeneceği hususu üzerinde ısrarla durup ödeme için adeta feryat ediyordu. Yaptığı ufak tefek satışlardan cesaret alan Martin, değersiz yapıtlarına geri döndü. Belki de hayatını bu şekilde kazanacaktı. Gazeteler tarafından geri çevrilen 20 kadar kısa öyküsü masanın altında bekliyordu. Öykü yazımında yapılmaması gereken hataları bulmak için hepsini tekrar tekrar okudu ve harika bir formül buldu. Gazetede yayımlanan öykülerin kesinlikle trajik olmaması, kötü sonla bitmemesi ve asla edebi bir güzellik, usta bir düşünce ve içten duygular içermemesi gerektiğini anladı. Duygu olmalıydı, hem de bol bol. Özellikle de gençliğinde tiyatro salonunun üst balkonunda izlediği, alkış tufanıyla karşılanan Tanrım, Vatanım ve Çarım için ya da fakir olabilirim ama namusluyum duygusu veren oyunlardaki gibi saf ve asil duygular şarttı. Bu gibi yöntemleri öğrenen Martin, kendi öykülerinin özünü belirlemek için Düşes adlı eserden faydalandı ve istediği formülü buldu. Formül 3 kısımdan oluşuyordu. 1- Aşık bir çift birbirinden ayrılmıştır. 2. Bir takım olaylardan sonra tekrar birleşmişlerdir. 3. Düğün çanları çalmıştır. Son kısım hiçbir zaman değişmeyecekti ama birinci ve ikinci kısımlar isteğe göre çeşitlendirilebilirdi. Böylelikle aşık çift, yanlış anlaşılmalar, kaderin cilvesi, kıskanç rakipler, öfkeli aileler, dalaverici akrabalar, kötücül gardiyanlar ve bunun gibi bir yığın unsur tarafından ayrılabilirdi. Erkek aşığın cesur girişimi ya da kadının aynı oranda yiğit bir hareketi, aşıklardan birinin yumuşaması, kötücül gardiyanın zorla konuşturulması, düzenbaz akrabaların veya kıskanç rakiplerin itirafı, tahmin dahi edilemeyen bir sırrın ortaya çıkması, kızın veya erkeğin sabrı ve bunun gibi sayısız nedenlerle tekrar bir araya gelebilirlerdi. Tekrar bir araya gelme teklifinin kızdan gelmesi çok çekici oluyordu ve Martin yavaş yavaş buna benzer dokunaklı ve cazip keşifler yaptı. Ama düğün çanları bölümünde Martin'in özgürlüğü elinden alınıyordu sanki. Yer yarılsa da, gökyüzü yerle bir olsa da düğün çanları yine de çalınacaktı. Formüle göre öyküler en az 1200, en çok da 1500 kelime olmalıydı. Küçük öyküleri yazma işine iyice kendini kaptırmadan önce yazacağı sırada başvuracağı 6 taslak hazırladı. Bu taslaklar matematikçilerin kullandığı tepesinden, altından, sağından ve solundan girilebilen ve sıra sıra çentik ve sütunlardan oluşan, muhakeme etmeye veya düşünmeye gerek kalmaksızın son derece kesin ve doğru binlerce sonuç çıkarılabilen becerikli cetvelleri andırıyordu. Taslakları sayesinde Martin yarım saat içinde bir düzine kadar öykünün temelini oluşturabiliyor, bunları bir yana bırakarak istediği zaman devam edebiliyordu. Zorlu çalışmalarla yorulduğu günler yatmadan önce birkaç taslak doldurabiliyordu. Hatta sonraları Ruta da itiraf ettiği gibi bunu yarı uykulu bir halde bile yapabiliyordu. Asıl iş taslağı oluşturmaktı. Bunu da mekanik bir yöntemle yapıyordu. Bu formülün yararını gördü. İlk öykülerinden ikisini gönderdiği zaman
ilk kez editörlerin zihnini anladığını ve gönderdiği öykülere karşılık muhakkak bir çek alacağını düşündü. Çekler gerçekten de geldi. Her biri 4 dolardan 2 çek öyküleri gönderdikten 12 gün sonra gelmişti. Bu esnada dergilerle ilgili yeni ve kaygı verici keşiflerde bulunuyordu. Transkontinental adlı dergi çanların sesini yayımladığı halde çek bir türlü gelmemişti. Martin'in bu çeke ihtiyacı vardı. Çeki istemek için bir mektup yazdı. Tüm elde ettiği, kendisinden daha çok yapıt beklediklerini söyleyen kaçamak bir cevap oldu. Buna rağmen cevabı tam 2 gün boyunca beklemiş, açlıktan ölecek vaziyete gelmişti. Bisikleti rehinciye o gün tekrar bırakmıştı. Düzenli olarak haftada 2 kere mektup yazıp Transkontinental'den 5 dolarını istedi. Ama yazdıklarını aldığı karşılık nadiren gelen bir cevaptan ibaretti. Transkontinental'in yıllardan beri ite kaka ilerleyen, hiçbir dayanağı olmayan, yarı zorba, yarı yurtseverlik hislerini okşayıp, düzensiz satışlar yapan ve bağıştan farkı olmayan ilanlarla hayatta kalmaya çalışan 3. 4. hatta 10. sınıf bir dergi olduğunu bilmiyordu. Editörün bu yönetim müdürünün geçimini sağlayan yegane kaynağın Transkontinental olduğundan, dergiye kesilen her faturadan, kıstıklarından ve taşınma masraflarından bile kaçındıklarından bir haberdi. Kendi 5 dolarını ise yönetim müdürünün çoktan aşırdığını, bu parayı Alameda'daki evinin badanası için kullandığını, boyacı parası veremeyecek durumda olduğu için sendikasız bir işçi kiraladığını, bu işçinin de altındaki merdiven kayınca düşüp boyun kemiğini kırdığını ve hastanelik olduğunu, çaresiz kalan müdürün badanayı hafta sonları bizzat yapmak zorunda kaldığını da kesinlikle tahmin edemezdi. 10 dolara Chicago gazetesine sattığı hazine avcılarının parasını da alamamıştı. Kentin kütüphanesinde gördüğü üzere makalesi yayımlanmasına karşın editörlerden bir türlü haber alamıyordu. Mektuplarını dikkate bile almıyorlardı. Ulaştığından emin olmak için birçoğunu taahhütle yolladı. Bunun soygunculuktan başka bir şey olmadığı kanaatine vardı. Soğukkanlılıkla yapılan bir hırsızlıktı bu. O burada açlıkla boğuşurken öbürleri onun karnını doyurmak için satmak zorunda olduğu eserlerini çalıyorlardı. Youth and Age haftalık bir dergiydi ve 21 bin kelimelik eserinin 1/3'ünü yayımladığı esnada kapandı. Böylece Martin'in 16 dolarına kavuşması hayal oldu. En kötüsü de en iyi yazılarından biri olarak gördüğü çömlek resmen kaybolmuştu. Umutsuzca dergiler arasında bir karar vermeye çalışırken San Francisco'da haftalık basılan sosyetik The Blow dergisine göndermişti. Yazıyı sadece Oakland'dan körfezi geçerek yayın evine ulaşacağı için, dolayısıyla daha çabuk bir sonuç alabileceğini düşündüğü için oraya göndermişti. 2 hafta sonra öyküsünün baştan sonra resimlenmiş olarak üstelik onur sayfasında çıktığını görünce son derece sevindi. Yazdığı en güzel yazı için kendisine ne kadar ödeyeceklerini merak ederek ve yüreği çarparak evinin yolunu tuttu. Ayrıca öykünün hemen kabul edilip yayımlanışını düşünmek ona ayrıca bir zevk veriyordu. Editörün öyküsünü kabul ettiğini ona haber vermesi sürprizi bir kat daha artırdı. Bir hafta, 2 hafta ve bir yarım hafta daha bekledikten sonra umutsuzluk çekingenliğe üstün geldi ve Martin, The Blow'un editörüne bir mektup göndererek muhtemelen bir ihmal sonucu gözden kaçmış bir yanlışlık olabileceğini anımsattı. Alacağı para 5 dolara geçmese bile Martin en azından fasulye ve bezelye çorbası yiyebileceğini ve bu sayede gücüne tekrar kavuşarak en az bunun kadar iyi olan 6 öykü daha yazabileceğini düşündü. Martin'in hayranlığını kazanan ama yine de son derece soğuk bir yanıt geldi. "Muhteşem yazınızdan dolayı size teşekkürlerimizi sunarız," yazıyordu mektupta. "Bürodaki herkes öykünüzü çok beğendi. Gördüğünüz üzere onur sayfasını size ayırdık ve yazınızı hemen yayımladık. Resimleri beğendiğinizi umuyoruz. Mektubunuzu 2. kez okuduğumuzda talep edilmemiş yazılara para ödediğinize dair bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ettik. Böyle bir anlayışımız yoktur. Tarafımıza gönderdiğiniz öyküyü sizden özellikle talep etmemiştik. Doğal olarak öykünüzü yayımlarken bu durumdan haberiniz olduğunu düşünüyorduk. Bu talihsizliğe son derece üzüldüğümüzü belirtmek ve saygılarımızı sunmak dışında yapabileceğimiz bir şey yoktur. Yazınız için tekrar teşekkürlerimizi bildirir, daha çok yazmanızı temenni ederiz vesaire vesaire.
İlaveten The Blow'da böyle bir uygulama olmamasına rağmen Martin'e bir yıllık ücretsiz abonelik vermekten büyük zevk duyacaklarına dair bir de not vardı. Bu deneyimi de edindikten sonra Martin bütün yazılarının başına daktiloyla her zamanki ücret üzerinden ibaresini eklemeyi alışkanlık edindi. Kendi kendine bir gün bütün yazılarımı kendi ücretimden göndereceğim diye düşündü. Bu süre zarfında mükemmele erişmek için bir işe girişti. Kalabalık Sokak, Yaşamın Şarabı, Sevinç, Deniz Lirikleri ve diğer ilk yapıtlarını baştan yazdı. Yine eskiden olduğu gibi günde 19 saat çalışıyor ve bu ona az geliyordu. Durmadan yazıyor, durmadan okuyordu. Çalışırken tütünü bırakmasının verdiği azabı unutuyordu. Rut'un ona bu alışkanlığından kurtulması için verdiği ilacı odasının en zor erişilebilen kenarına tıkmıştı. Bu zararlı maddeyi en çok aç karnına yatağına uzandığı zamanlar arıyordu. Ama tütüne olan özlemini istediği kadar bastıra dursun, arzusu yine eskisi kadar kuvvetle devam ediyordu. Sigarayı bırakmayı hayatının en büyük başarısı sayıyordu. Ruth da Martin'in en doğru olanı yaptığını düşünüyordu. Ruth sevdiğinin arzusunu bastıracak bu ilacı eldiveninden artan parayla almış ve meseleyi bir iki gün sonra da tamamen unutmuştu. Martin nefret de etse, küçük de görse, taslağından çıkan bu kısa öyküler büyük başarı kazanıyordu. Bunlar sayesinde rehinciye verdiği eşyalarını kurtarabilmiş, faturalarının çoğunu ödeyebilmiş ve bisikletine yeni lastikler alabilmişti. Kısa öyküler en azından Martin'in tenceresini kaynatıyor ve tutkusunu tatmin edecek eserler yazması için ona zaman kazandırıyordu. Öte yandan onu ayakta tutan yegane şey The White Mouse'dan aldığı 40 dolardı. Tamamen buna bel bağlıyordu. Çünkü birinci sınıf dergilerin tanınmamış bir yazara para vereceğinden bu sayede emin olmuştu. Ama sorun yazılarını birinci sınıf dergilere nasıl kabul ettireceğiydi. En güzel öyküleri, denemeleri ve şiirleri bu dergiler arasında dolaşıp duruyor ve Martin buna rağmen her ay çeşitli yerlerde kasvetli, sıkıcı ve sanatla alakası olmayan yazılar okuyordu. Kendi kendine bazen şu editörlerden hiç olmazsa biri o azametli koltuğundan inip beni mutlu edecek tek bir satır yazsa keşke diye düşünüyordu. Eserlerim alışılmışın dışında da olsa, onlara uygun gelecek sağduyudan yoksun da olsa, editörlerin dikkatini çekecek ve içini ısıtacak küçük de olsa takdirlerini kazanacak bir sıcaklık, ufak bir pırıltı vardır kuşkusuz. Bunları düşündükten sonra da kalkıyor, eski öykülerinden birini, örneğin Serüven'i defalarca okuyor ve editörlerin sessizliğini beyhude yere haklı çıkarmaya çalışıyordu. Kaliforniya'ya gelen bahar Martin'e yaramadı. Çünkü verimli dönemi de sona ermiş oldu. Bu sırada gazetelerin haftalardır süren tuhaf sessizliği de Martin'i kaygılandırdı. Derken günün birinde taslaktan çıkma kısa öykülerinden 10 tanesi geri geldi. İlkteki mektupta gazetenin ağzına kadar öykülerle dolu olduğu ve bunların yeniden piyasaya çıkabilmesi için birkaç ay geçmesi gerektiğini bildiriyordu. Martin kısa öykülerinin gücüyle ilgili çokça hayale kapılmıştı. Son zamanlarda gazete öykü başına 5 dolar vermeye ve her gönderdiğini kabul etmeye başlamıştı. Bu yüzden Martin bu 10 öyküye satılmış gözüyle bakmış ve bankada 50 doları olduğunu varsayarak yaşamıştı. Böylelikle Martin kısır bir döneme girdi ve yazılarını para vermeyen yayıncılara, son dönemlerde yazdığı eserlerini de kabul etmeyen dergileri satmayı sürdürdü. Aynı zamanda Oakland'daki rehinciyi tekrar ziyaret etmeye başladı. New York'ta çıkan haftalık dergilere sattığı birkaç mizah şiiri güç bela geçinmesini sağladı. Bu sırada aylık ve 15 günde bir basılan büyük dergilere mektup yazmaya devam etti ve gelen yanıttan istenmeden gelen makaleleri görmezden geldiklerini, dergilerin muhteviyatlarını çoğunlukla çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ünlü profesörler tarafından ısmarlama yazılan makalelerin oluşturduğunu öğrendi. 29. Bölüm. Martin yaz mevsimini sıkıntı ve stres içinde geçirdi. Editörler ve okutmanlar tatile çıkmışlardı ve yazıları 3 hafta içinde değerlendirip yanıt veren yayıncılar gitmiş, yerlerine yazarları 3 ay hatta daha uzun bir zaman bekletenler gelmişti. Yayın evlerinin bu şekilde ağızları bağlanmış gibi susmalarında bulduğu tek avuntu posta masraflarından kurtulmuş olmasıydı. Fakat soyguncu yayıncılar faaliyetlerini süratle devam ettiriyordu. Martin de bunlara denizcilik mesleği,
inci dalgıçlığı, kaplumbağa avcılığı ve kuzey doğu rüzgarları gibi ilk çalışmalarını gönderdi. Bu yazılarına karşılık tek kuruş bile alamadı. Bununla beraber 6 aylık bir mektuplaşmadan sonra şu kararlar alındı. Kaplumbağa avcılığına karşılık bir tıraş makinesi koparacak ve kuzey doğu rüzgarları için hem 5 dolar alacak hem de 5 yıllık aboneliğe sahip olacaktı. Anlaşmanın sadece ikinci maddesine uyulmuştu tabii. Stevenson üzerine yazdığı bir makale için Matthew Arnoldvari bir tatta, düşük bütçeli bir dergi çıkaran Bostonlu bir editörden 2 dolar almayı başardı. Beyninden kıvılcımlar saçarak çıkan, henüz bitirdiği 200 mısralık bir hiciv şiiri olan Peri ile İnci, büyük bir demiryolu şirketinin yardımıyla çıkan bir San Francisco dergisi editörünün kalbini fethetti. Editör gönderdiği mektubunda Martin'e kendisinden bir ulaşım ücreti alınmaması şeklinde bir ödeme teklifinde bulununca Martin de bunun yaşadığı yerde geçerli olup olmadığını sordu. Bu şart Martin'e uymayınca şiirini geri istedi. Editörün teessüfleriyle birlikte geri gelen şiiri tekrar San Francisco'ya ama bu kez The Hornet dergisine gönderdi. Kurucusu başarılı bir gazeteci olan bu dergi, takım yıldızları kadar parlak bir başarıya ulaşmış birinci sınıf bir aylık dergiydi. Ancak The Hornet'ın ışığı daha Martin doğmadan çok önce sönmeye başlamıştı. Editör Martin'e şiiri için 15 dolar vereceğine söz verdi. Ama şiir yayımlanınca sözünü unuttu. Martin bir yığın mektubuna cevap alamamıştı. Kızgın bir şekilde layıkıyla bir mektup yazdı ve bu kez yanıt aldı. Mektubu yazan yeni bir editördü ve Martin'e soğuk bir şekilde eski editörün hatalarından kendisinin sorumlu tutulamayacağını, ayrıca Peri ile İnci'yi umursamadığını söylüyordu. Ama Martin'e en acımasızca davranan Chicago'da basılan The Globe dergisi oldu. Martin deniz liriklerini açlıktan ölme raddesine gelene kadar yayımlamak istememişti. Şiirler bir düzine dergi tarafından geri çevrildikten sonra The Globe'un bürosuna gitmeyi başardı. Eserin tamamında 30 şiir vardı ve Martin tanesine 1 dolar alacaktı. İlk ay 4 tanesi yayımlandı ve Martin hemen 4 dolarlık bir çek aldı. Ama dergiyi inceleyince karşılaştığı cinayet kanını dondurdu. Şiirlerin bazılarının adı bile değiştirilmişti. Örneğin son bitiş olarak değiştirilmiş, Dış Resif'in şarkısı da Mercan Resif'in şarkısı olmuştu. Bazılarında şiirin esas adları tamamen farklı, içeriğe hiç uygun düşmeyen bir adla değiştirilmişti. Medusa Işıkları olarak isimlendirdiği şiirine editör geri dönüş izleri demişti ama asıl şiirlerin içeriğine yaptıkları katliam korkunçtu. Martin homurdandı, terledi, ellerini saçlarının arasına soktu. Tümceler, mısralar, kıtalar kesilmiş, yerleri değiştirilmiş ve tüm bunlarla akıl almayacak denli hilekarca oynanmıştı. Bazen mısraların ve kıtaların yerine Martin'e ait olmayan mısra ve kıtalar konmuştu. Böyle bir işi aklı başında olan bir editörün yapabileceğini tahayyül edemiyordu. Aklına en yatkın gelen ihtimal bu operasyonu büro elemanlarının ya da katibin yapmış olabileceğiydi. Martin hemen bir mektup yazarak editörden yayını durdurmalarını ve liriklerini geri göndermelerini rica etti. Rica ederek, yalvararak, tehdit ederek tekrar tekrar yazdı. Ama mektuplarını kimse umursamadı. 30 şiirin hepsi yayımlanana kadar bu katliam her ay devam etti ve Martin de her ay o sayıda çıkan şiirleri için yeni bir çek aldı. Değersiz yazılarının ardına gittikçe daha çok takılan Martin, bu gibi kötü tecrübelere rağmen White Mouse'dan aldığı çekin umuduyla katlanmaya devam ediyordu. Haftalık ziraat ve ticaret gazetelerinde kendine rahatça yer bulan Martin, dini dergilere kalsa açlıktan hemencecik öleceğini anladı. Parasının bittiği, siyah elbisesinin de rehincinin eline geçtiği sırada Cumhuriyetçi Parti ilçe komitesi tarafından düzenlenen bir yarışmada hedefi tam 12'den vurdu. Ya da ona öyle geldi. 3 branşta düzenlenen yarışmanın 3'üne de girdi ve yarışma boyunca yaşamak için bu kadar zorluğa katlanmak zorunda kalmasına acı acı güldü. Şiiri 10 dolarlık birincilik ödülünü, seçim müziği 5 dolarlık ikincilik ödülünü, Cumhuriyetçi Parti'nin ilkelerine dair yazdığı denemesi de 25 dolarlık birincilik ödülünü kazandı. Parayı almak için harekete geçene kadar Martin neticeden hoşnuttu. İlçe komitesinde işler ters gidiyor olmalıydı. Çünkü komitenin üyeleri arasında zengin bir banker ve bir sanatör olmasına rağmen
Ortada para falan yoktu. Daha bu sorunun ateşi sönmeden Marsin bunun gibi bir başka yarışmada da birincilik ödülünü kazanarak Demokrat Parti'nin ilkelerini anladığını da kanıtlamıştı. Ayrıca 25 dolar tutarındaki parasını da alabilmişti. Fakat ilk katıldığı yarışmadan kazandığı 40 doları hiçbir zaman alamadı. Ruth'un Oakland'daki evi çok uzaktaydı ve bu yolu yürüyerek gidip dönmenin çok zamanını alacağına karar veren Martin, rehinciye bisikletinden ziyade siyah takım elbisesini bıraktı. Bisiklet hem egzersiz yapmasına yarıyor, hem çalışabilmesi için zaman kazandırıyor, hem de böylece Ruth'u görebilmesine imkan sağlıyordu. Dizaltı pantolonu ve eskimiş kazağı ona Ruth'la birlikte bisiklete çıktıkları akşam gezilerinde insan içine karışabileceği bir kıyafet görevi görüyordu. Zaten artık Ruth'u Bayan Morse'un kızı eğlendirme planının tıkır tıkır işlediği evlerinde görmesine de olanak yoktu. Orada karşılaştığı ve kısa süre önce kendilerine aşağıdan baktığı ulu varlıklardan sıkılıyordu. Artık yücelikleri kalmamıştı. Çektiği sıkıntılar, hayal kırıklıkları, sıkı disiplini yüzünden Martin sinirli ve huysuz biri olmuştu ve böylece insanlarla konuşmak onu çıldırtıyordu. Ben merkezci davranışları haksız yere değildi. Bu adamların zeka kıtlığını kitaplarda okuduğu filozoflarla ölçüyordu. Profesör Caldwell hariç Ruth'ların evinde bir tane bile dev bir beyinle karşılaşmamıştı. Profesör Caldwell'ı ise sadece bir kere görebilmişti. Geriye kalanlar kafasız, yüzeysel, dogmatik ve cahil insanlardı. Martin'i asıl şaşırtan bunların cehaletiydi. Bu insanlara ne olmuştu? Neredeydi bunların eğitimi? Onlar da Martin'in okuduğu kitapları okumuşlardı. Nasıl olurdu da bu kitaplardan çıkarımlarda bulunamazlardı? Martin büyük kafaların, derin ve akılcı düşünürlerin olduğunu biliyordu. Kanıtları kitaplarda saklıydı. Onu Morse'ların seviyesinin üzerinde eğiten kitaplar, ayrıca yeryüzünde Morse'ların çevresinde karşılaştığından çok daha büyük beyinlerin olduğunu da biliyordu. İngilizlerin romanlarını okumuş, orada erkeklerle kadınların politikadan ve felsefeden bahsettiklerini görmüştü. Büyük şehirlerde, hatta Amerika'da bile sanatın ve aklın bir araya geldiği salonlardan söz eden yazıları okumuştu. Zamanında işçi sınıfının üzerindeki herkesin akıl gücünü ve estetik anlayışının olduğuna inanacak kadar budalaydı. Kafasında kültürün ve yakanın eskiden beri hep birbirine paralel olduğuna inanmakla, üniversite eğitimiyle alimliği aynı kefeye koymakla hata etmişti. O da kendi yolunda savaşarak daha çok yükselecekti. Böyle Ruth'u da yanına alabilmiş olacaktı. Onu bütün kalbiyle seviyor, onun her gittiği yerde parlayacağına inanıyordu. Eskiden onu Ruth'tan ayıran şeyin kendi çevresi olduğunu nasıl biliyorduysa, şimdi de aynı şekilde buna sebep olanın Ruth'un geri kalmış çevresi olduğunu anlıyordu. Ruth ilerleme fırsatı bulamamıştı. Evin kütüphanesindeki kitaplar, duvarlardaki tablolar, piyanoda çalınan müzik, tüm bunlar aldatıcı bir gösterişten ibaretti. Gerçek edebiyatın, gerçek resmin, gerçek müziğin karşısında Morse'lar ve onların tabakasına mensup olanlar son derece cahil kalıyordu. Daha da kötüsü, yaşama dair de hiçbir şey bilmiyorlardı. Üniteryen eğilimlerine ve tutucu açık fikirlilik kisvelerine rağmen tefsir edici bilimin iki kuşak gerisindeydiler. Zihinsel süreçleri Orta Çağ'a aitti. Varoluş ve evrene dair nihai bulgularla ilgili düşüncelerini en genç nesiller kadar taze ve mağara adamları kadar yaşlı, hatta onlardan da yaşlı olan aynı metafizik yöntemleriyle ele alıyorlardı. Buzul çağındaki maymun adamların karanlıktan korkmasına sebep olan uygarlaşmamış ilk Yahudinin Adem'in kaburga kemiğinden Havva'yı yaratmasını tetikleyen, Descartes'in narin egosunun yansımalarından idealist bir evren oluşturmasını sağlayan ve meşhur Anglikan kilisesini takdir toplamak ve adını tarih sayfalarına yazdırmak için evrim teorisi hicvetmeye iten aynı yöntemlerdi bunlar. Martin işte böyle düşündü. Ve tanıştığı avukatlar, iş adamları, bankacılar ve memurlar ile iyi tanıdığı işçi sınıfı arasındaki farkın, yedikleri yemek, sırtlarındaki kıyafet, yaşadıkları çevre arasındaki farklarla aynı olduğunu açıkça görene dek düşünmeyi sürdürdü. Kuşkusuz ki iki kesimde de kendinde ve kitaplarda bulduğu o fazlalık eksikti. Morse'lar ona göre sosyal konumlarının sağladığı olanaklarla,
En mükemmel şeyleri göstermişlerdi ama Martin hayran kalmamıştı. Yoksul ve rehincinin esiri olan Martin, Morslarda tanıdığı insanlardan daha üstün olduğunu biliyordu. Doğru düzgün tek takım elbisesini de rehinciden kurtardığında o keçi sürüleri arasında yaşamaya yazgılı bir prensin hissedebileceği gibi yaralı bir onurla titriyor, yaşamın efendisi gibi yaşıyordu aralarında. Bir akşam yemekte Bay Morse'a "Sosyalistlerden korkuyor ve onlardan nefret ediyorsunuz," demişti. "Peki ama neden? Ne sosyalistleri tanıyorsunuz ne de öğretilerinden haberdarsınız." Konuşmayı buraya getiren Bay Hepgood'u insanı rahatsız edecek şekilde durmadan öven Bayan Morse olmuştu. Banker, Martin'in en sinir bozucu bulduğu insanlardan biriydi. Bu boş adam söz konusu olduğunda Martin kendini tutamaz, ağzına ne gelirse söylerdi. "Evet," demişti. "Charlie Hapgood yükselen bir genç olarak niteleniyormuş. Doğru. Ölmeden önce valilik makamına yükselebilir. Sonrasını kim bilir? Belki de Amerika Birleşik Devletleri senatörü bile olabilir." Bayan Morse, "Bu tahmininiz neye dayanıyor?" diye sormuştu. Onu bir seçim kampanyasında konuşurken dinlemiştim. Öyle budalaca ama aynı zamanda öyle ikna edici bir konuşmaydı ki liderler onu güven veren bir insan olarak görmekten kendilerini alamadılar. Oysa ki ipe sapa gelmez lafları herhangi bir seçmeninkinden farksızdı. Kendi düşüncelerinizi şekilden şekile sokarak bütün halkı mükemmel bir biçimde etkileyebilirsiniz. Ruth Martin'i çimdikledi. "Bence sen Bay Hapgood'u resmen kıskanıyorsun," dedi. "Tanrı korusun." Martin'in yüzündeki dehşet ifadesi Bay Morse'u iyice yüreklendirdi. Soğuk bir ifadeyle "Bay Hepgood'a budala demek istemediniz herhalde," diye sordu. Martin, "Herhangi bir cumhuriyetçiden ya da sıradan bir demokrattan daha fazla değil," cevabını verdi. "Kurnaz olmayanları budaladır. Aralarında kurnaz olan pek az kişi var. Cumhuriyetçiler arasında akıllı olanlarsa yalnızca misyonerler ve onların bilinçli yardakçıları. Onlar ekmeklerine kimin ve neden yağ süreceğini bilirler." "Bay Morse, ben de bir cumhuriyetçiyim," dedi usulca. "Beni hangi kategoriye koyuyorsunuz?" "Ah, siz bilinçli bir yardakçısınız." "Yardakçı mı?" "Elbette. Siz şirket çalıştırıyorsunuz. İşçi sınıfından değilsiniz. Suç işleme hususunda deneyimli de değilsiniz. Geliriniz için ne kadınları dövenlere ne de yan kesicilere güveniyorsunuz. Geçiminizi sosyetenin efendilerinden sağlıyorsunuz. Bir insanı besleyen o insanın efendisidir. Evet, siz bir yardakçısınız. Siz hizmet ettiğiniz sermayenin daha fazla birikmesini sağlamakla ilgileniyorsunuz." Bay Morse'un yüzü hafifçe kızarmıştı. "Bayım, itiraf etmeliyim ki," dedi, "alçak bir sosyalist gibi konuşuyorsunuz." O zaman Martin lafını esirgemeden konuştu. "Sosyalistlerden korkuyor ve onlardan nefret ediyorsunuz," demişti. "Peki ama neden? Ne sosyalistleri tanıyorsunuz? Ne de öğretilerinden haberdarsınız." Ruth kaygıyla birbirine bir ötekine bakıp durdu. Bayan Morse da kızının sevdiği adamın düşmanlığına tanık olması için bir fırsat elde ettiğine memnundu. Yüzü mutluluktan ışıldıyordu. "Bay Morse, sizin öğretiniz bende bütünüyle sosyalizm izlenimi uyandırıyor," diye yanıtladı. Martin gülümsedi. "Cumhuriyetçilerin budala olduğunu söylemekle, özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi boş laflar etmekle sosyalist olunmaz. Jefferson'ı ve onun kafasına bir takım fikirler sokan bilgisiz Fransızları sorgulamakla da sosyalist olunmaz. İnanın bana, siz sosyalizme, sosyalizmin en büyük düşmanı olan benden çok daha yakınsınız." Diğerleri Martin'e sadece bu kadar şakacı olma diyebildiler. "Hiç de değilim. Gayet ciddi konuşuyorum. Siz hem şirket çalıştırıyorsunuz hem de eşitliğe inanıyorsunuz. Oysa ki o şirketler eşitliği her geçen gün biraz daha yok ediyor. Siz de sırf eşitliği reddettiğim için ve ne yapmaya çalıştığınızı söylediğim için beni sosyalist olarak addediyorsunuz. Cumhuriyetçiler eşitliğin baş düşmanıdır. Yine de eşitliğe karşı mücadele ederken eşitlik kelimesini dillerinden düşürmezler. İşte bu insanlar eziyor eşitliği. Onlara bu sebepten budala diyorum. Bana gelince ben bir bireyciyim. Yarışı en hızlı koşanın, savaşı en güçlü olanın kazanacağına inanırım. Biyolojiden öğrendiğim ya da en azından öğrendiğimi umduğum ders budur. Dediğim gibi ben bireyciyim ve bireycilik de sosyalizmin gelmiş geçmiş en büyük düşmanıdır." Bay Morse ama "sık sık sosyalistlerin toplantılarına gidiyorsunuz," diye bir iddiada bulundu. "Düşmanınız hakkında başka nasıl fikir edinebilirsiniz?
Ayrıca toplantılarından hoşlanıyorum. İyi mücadele ediyorlar doğrusu. İster doğru, ister yanlış, sonuçta kitap okuyorlar. İçlerinden herhangi biri sosyolojide, diğer bütün lojileri de büyük bir endüstri adamının bildiğinden çok daha fazla şey bilir. Evet, birkaç toplantısına gittim ama Charlie Hapgood'un hünerli konuşmalarını dinlemek beni ne kadar cumhuriyetçi yapıyorsa bu da o kadar sosyalist yapar. Bay Morse zayıf bir sesle elimde değil ne yapayım dedi. Ben hala sizin o tarafa meyilli olduğunuza inanıyorum. Martin kendi kendine şöyle düşündü. Tanrım, daha neden söz ettiğimi dahi anlamıyor. Söylediklerimin tek bir kelimesini bile anlamamış. Eğitimine ne olmuş bu adamın? Böylelikle Martin gelişimi içinde kendini ekonomik ve toplumsal ahlakla karşı karşıya buldu. Kısa sürede bu onun karşısına korkunç bir canavar olarak çıkacaktı. O şahsen entelektüel bir ahlakçıydı ve etrafındakilerin ekonomik, metafizik, duygusal ve taklitçi ahlaklarından oluşan bu tuhaf bulamacı o saçma kibirlerinden daha saldırgan buluyordu. Bu tuhaf ve karmaşık bulamacın bir örneği Martin'i daha derinden yaraladı. Kız kardeşi Marion, Alman asıllı genç ve çalışkan bir tamirci ile birlikteydi. Bu adam işi iyice öğrendikten sonra kendine bir bisiklet tamirhanesi açmıştı. Aynı zamanda ucuz bisikletlerden birinin acenteliğini de yaptığı için durumu epey iyiydi. Kısa bir süre önce Marion, nişan haberini vermek için Martin'in odasına uğramış ve bu ziyareti esnasında sırf şakasına Martin'in el falına bakmıştı. Marion ikinci kez geldi fakat bu kez yalnız değildi. Yanında nişanlısı Hermann von Schmidt de vardı. Martin onları kibar bir şekilde tebrik etti. Fakat kız kardeşinin köylü kafalı sevgilisi bu kibarlığından hiç hoşlanmadı. Martin kız kardeşinin bir önceki ziyaretinin anısına yazdığı 6 dizelik şiirini okuyunca Hermann von Schmidt'in kafasındaki ilk kötü izlenim daha da derinleşti. Neşeli ve hoş bir şiirdi bu. Adını da Falcı koymuştu. Okuyup bitirdiğinde kız kardeşinin yüzünde memnuniyet ifadesi göremeyince şaşırdı. Marion'un gözleri kaygıyla sevgilisine dikilmişti. Onun bakışlarını izleyen Martin, bu çarpık yüzde kasvetli ve somurtkan bir hoşnutsuzluktan başka bir şey göremedi. Olayın üzerinde durmadı. Kız kardeşiyle sevgilisi erkenden gittiler ve Martin, işçi sınıfından bile olsa bir kadının kendisine yazılan şiirden dolayı gururu okşanmamasına şaşırdıysa da meseleyi unuttu. Bu olaydan sonra bir akşam Marion onu tekrar ziyaret etti ama bu kez yalnızdı. Hiç zaman kaybetmeden doğruca konuya girip Martin'i yaptığından dolayı üzüntülü bir tavırla azarlamaya başladı. Martin, inanmıyorum Marion diyecek oldu. Akrabalarından ya da en azından kardeşinden utanır gibi konuşuyorsun. Marion, evet utanıyorum diye başladı öfkesini akıtmaya. Martin kız kardeşinin onuru kırılmış bir insan gibi gözyaşlarıyla dolup taştığını görünce dondu kaldı. Bir tavır nasıl adlandırılırsa adlandırılsın hiç de sahte değildi. Ama Marion, Herman kız kardeşime yazdığım şiiri neden kıskansın ki? Marion hıçkırarak kıskandığı falan yok. Şiirin ahlaksız olduğunu söylüyor. Martin hafif ama uzun bir hayret ıslığı çaldı ve falcının daktiloya çekilmiş müsveddelerinden birini bulup ortaya çıkardı. Şiirini ona göstererek ben böyle bir şey göremiyorum dedi. Sen kendin oku ve neresi ahlaksızsa böyle demiştin değil mi? Sana göre neresi ahlaksızsa göster. Kız kardeşi elinin bir hareketiyle kağıdı bir yana itti ve tiksinmiş bir bakışla o öyle söylüyor dedi. Ne dediğini de bilir. Hem senin bunu yırtman gerekiyormuş. Öyle söylüyor. Diyor ki benim için böyle şeyler yazılmış bir kızla birlikte olmazmış. Onursuzlukmuş. Böyle bir şeye katlanamazmış. Martin, bana bak Marion, bu saçmalığın dik alası diye söze başladı ama aniden düşüncesini değiştirdi. Önünde talihsiz bir kız gördü. Onu ve sevgilisini ikna etmeye çalışmanın beyhude bir uğraş olacağını anladı ve buna rağmen teslim bayrağını indirmeye karar verdi. Şiirini paramparça ederek çöp sepetine atarken pekala dedi. Bunu yırtsa da şiirin New York'taki bir derginin yazıhanesinde yatmakta olduğunu bildiğinden içi rahattı. Marion'la kocasının ruhu duymazdı. Bu zararsız ve sevimli şiirin yayımlanmasının ne kendine ne onlara ne de dünyaya bir zararı dokunurdu.
Çöp sepetine uzanan Marion, alabilir miyim diye sordu. Martin, kız kardeşinin şiirin parçalarının görevini layıkıyla tamamladığını kanıtlayacak gözle görülür delilleri topladı. Ceketinin cebine tıkıştırmasını düşünceli bir şekilde izlerken başını da olur anlamında salladı. Lizzie Connolly, kız kardeşinden çok daha canlı ve ateşli olsa da Marion ona yalnızca iki kez gördüğü bu işçi kızı anımsattı. Buna rağmen her ikisi de giyimleri ve tavırlarıyla aynı seviyenin insanlarıydı. İkisinden birini Morse'ların salonunda düşleyerek hayal dünyasının tuhaflığına neşeyle gülümsedi. Ama neşesi bir anda yok oldu ve Martin kendini yapayalnız hissetti. Kız kardeşi ve Morse'ların salonu ilerlediği yolda birer kilometre taşıydılar. Martin onları geride bırakmıştı. Etrafındaki birkaç kitabına sevgiyle baktı. Onun tek arkadaşı işte bu kitaplardı. Martin irkilerek ''Ne dedin?'' diye sordu. Marion sorusunu tekrarladı. ''Neden mi işe gitmiyorum?'' Martin samimiyetsiz bir kahkaha atarak ''Herman beynini yıkamış.'' dedi. Marion başını hayır anlamında salladı. Martin emir verircesine ''Yalan söyleme.'' dedi ve Marion'ın başıyla yaptığı işaret Martin'in iddiasını haklı çıkardı. ''Sen o çok sevgili Herman'ına söyle, kendi işine baksın. Flört ettiği kızla ilgili yazdığım şiire karışıyor. Bu tamam ama başka şeylere burnunu sokmasın. Anladın mı?'' ''Yazarlıkta başarılı olabileceğimi düşünmüyorsun demek.'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Benim işe yaramaz, ahlaksız olduğumu, ailenin yüz karası olduğumu düşünüyorsun, öyle mi?'' Marion sertçe ''Eğer bir işe girsen çok daha iyi edersin diye düşünüyorum.'' dedi. Martin onun samimi konuştuğunu anladı. Herman diyor ki, Martin neşeyle Herman'ın canı cehenneme diye sözünü kesti. ''Sen bana ne zaman evleneceğinizi söyle, onu bileyim yeter. Sonra Herman'ın ağzından laf almaya çalış.'' Sana bir düğün hediyesi almama izin veriyor mu? Kız kardeşi gittikten sonra Martin olayla ilgili uzun uzun düşündü. Kız kardeşi ve sevgilisini, kendisinin ve Ruth'un sınıfından olan insanların o küçük hayatlarını yine küçük unsurlara göre devam ettirdiklerini, birey olamadan ve esiri oldukları bazı toy kaideler yüzünden hayatı gerektiği gibi yaşayamadıklarını gördü. Bu insancıklar her zaman birbirlerine sokuluyor, hayatlarını birbirinin düşüncesiyle şekillendiriyorlardı. Bu sürü halindeki aptallarca acıya güldü. Onları gözlerinin önünde canlandırdı. Bernard Higginbotham ve Bay Butler kol kola girmişti. Hermann von Schmidt ve Charlie Hapgood kafa kafaya vermişlerdi. Martin hükmünü kitaplardan edindiği akıl ve ahlak ölçülerine göre birer ikişer verdikten sonra her birini sırayla zihninden uzaklaştırdı. Boşuna sordu. Nerede o yüce ruhlar, o büyük adamlar, büyük kadınlar nerede? Daracık odasında üşüşüp gözlerinin önünde sıralanan umursamaz, kaba ve kafasızların arasında bulamadı cevabı. Onlara karşı içinde Kirke'nin domuzlara karşı duyduğu türden bir tiksinti hissetti. Sonuncusunu da aklından atıp kendisini yalnız hissedince içeriye davetsiz gelen bir adamın tayfını gördü. Martin ona baktı. Başında sert kenarlı şapkası, sırtında dört köşeli ceketi vardı ve omuzlarını sallaya sallaya yürüyen o genç serseriyi tanıdı kendisini. ''Dostum, zamanında sen de tıpkı onlar gibiydin.'' diye alay edercesine sırıttı kendi kendine. ''Senin bilginin de, ahlakının da onlarınkinden bir farkı yoktu.'' Ne kendin için düşünüyor ne de kendin için hareket ediyordun. Fikirlerin de, elbiselerin de hazırdı. Hal ve hareketlerini halkın onayına göre biçimlendiriyordun. Diğerleri seni bir şey sandıkları için bir çete lideri oldun. Dövüştün ve çetene hükmettin. İstediğinden de değil, diğerleri sırtını sıvazlasın diye. Peynir suratın cezasını kessin çünkü asla pes edemezdin. Pes etmedin de, bunun sebebi iflah olmaz bir canavar olmandı. Sadece bu da değil. Tıpkı diğerleri gibi sen de erkeklik ölçütünün hem cinslerini yaralayarak ve onlara hasar vererek gösterilebilen etobur bir vahşilikten ibaret olduğunu düşünüyordun. Kalleşsin sen. Arkadaşlarının kadınlarını bile ellerinden aldın. Kızları istediğin için de değil, çevrendekiler de ve senin ahlak kurallarını koyanlarda bir aygırın, bir ayı balığının içgüdüsü vardı. Seneler geçip gitti. Şimdi ne düşünüyorsun peki? Sanki sorusuna cevap verilmiş gibi hızlı bir dönüşüm geçirdi. Sert kenarlı şapkasıyla ve dört köşeli ceketi kayboldu. Onların yerini düzgün kıyafetler aldı. Yüzdeki sertlik, gözlerdeki düşmanlık yok oldu.
İnce ve duru bir hale bürünen yüzü, güzellikle ve bilgiyle terbiye görmüş iç dünyasıyla aydınlandı. Martin, şimdiki haline bakarken etrafı ve okuduğu kitabı aydınlatan masal lambasının yandığını gördü. Kitaba göz attı ve başlığı okudu. Estetik bilimi. Ardından kendisi de ışığın içine girdi. Lambanın fitilini ayarlayarak estetik bilimini okumaya devam etti. 30. Bölüm. Martin ve Ruth'un bir önceki yıl birbirlerine aşklarını itiraf ettiği gibi pastırma yazını andıran bir sonbahar günüydü. Martin Ruth'a aşk döngüsünü okudu. Öğleden sonraydı ve yine önceki yıl gibi her zaman gittikleri tepelere çıkmışlardı. Ruth'un ara sıra okumasını böldüğü Martin son kağıdı da diğerlerinin yanına koyarak Ruth'un vereceği hükmü bekledi. Ruth biraz bekledi. Acımasız yargısını hangi sözcüklerle ifade edeceğini birkaç kez düşündü ve tereddüt ederek konuştu. ''Güzel, çok güzel ama bu yazdıklarını satamazsın, öyle değil mi? Söylemek istediğimi anlıyorsun. Eleştiri seviyesini yükselttiğini hatırladı ve yalvarırcasına ekledi. Şu yazdığın yazılar pratik değiller. Belki de suçu yayıncılarda aramak lazım ama senin yazılarınla geçinmeni engelleyen bir şey var.'' Sevgilim lütfen beni yanlış anlama. Seninle övünüyorum. Beni çok gururlandırıyorsun. En önemlisi de bu şiirleri benim için yazmış olman. Ama bunlar bizim evliliğimize katkıda bulunmuyor. Anlamıyor musun Martin? Beni çıkarcı, paragöz bir insan sanma. Benim yükünü omuzlarımda hissettiğim şey aşktır. Gelecek düşüncesi bizim geleceğimiz. Birbirimizi sevdiğimizi anlamamızdan bu yana koca bir yıl geçti. Ama düğün günümüzü bile belirlemedik. Düğünden bu şekilde söz ediyorum diye beni haddini bilmez biri sanma. Çünkü ben de varımı yoğumu ortaya koydum. Madem yazmayı bu kadar seviyorsun, madem yazılarına bu kadar bağlısın, neden bir gazetede iş bulmuyorsun? Neden iyi bir muhabir olmayasın? En azından bir süreliğine. Martin sessizliğin kollarına sıkıca sarılmıştı. Alçak ve sıkıcı bir sesle, ''Gazetecilik anlatım tarzımı bozar.'' diye devam etti. ''Kendi üslubumu oluşturana kadar ne kadar çaba sarf ettiğimi bilemezsin.'' ''Ruth, peki ama o yazdığın kısa öyküler, onlara ucuz eserler diyordun. Onlar anlatımını bozmadı mı?'' diye sordu. ''Hayır, ikisi farklı durumlar. Bu öyküler bütün gün üslubumu bulmak için çalışıp didindikten sonra oluşturuldu. Oysa gazeteci bu değersiz işleri her gün sabahtan akşama dek yapar ve hayattaki en yüksek hedefi de budur. Fırtınalı bir hayattır bu. Yalnızca mevcut anı yaşar. Geçmişin de geleceğin de belli olmadığı bir hayat. Elbette bir gazetecinin kendi üslubunu bulma gibi bir çabası yoktur. Bundan dolayı eseri edebi olamaz. Şimdi tam üslubum olgunlaşıp durulaşırken gazetecilik yapmak intihar etmek anlamına gelir. Gerçekten de yazdığım her öykü, öykülerin her kelimesi kendime, öz saygıma, estetik anlayışıma bir saldırıdır. Bana bu işin mide bulandırıcı olduğunu söyleyebilirim. Bunları yazmak günah işlemektir. Satılmadıkları zaman hatta elbiselerim rehinciye gitse bile içten içe seviniyordum buna. Ama aşk döngüsünü yazarken aldığım haz, olabilecek en asil yaratma hazzı, işte bu hepsinin acısını çıkarmaya yetiyordu. Martin, Ruth'un yaratma hazzıyla ilgili olumsuz düşünceleri olduğunu bilmiyordu. Bizzat böyle söylediğini kulaklarıyla duymuştu. Ruth bununla ilgili okumuş, edebiyattan mezun olana dek üniversitede bunun üzerinde çalışmıştı ama özgün ve yaratıcı değildi. Onun kültürünün tüm emareleri başkasından duyduklarından ibaretti. Ruth editörün deniz liriklerini değiştirmekte haklı yönleri yok mu diye sordu. Unutmamalısın ki bir editörün editör olabilmesi için bir takım nitelikleri olması gerekir. Zira başka türlüsü düşünülemez. Editör güruhuna bitmek bilmeyen bir hınç besleyen Martin, kurulu düzenin istikrarla devam etmesini tam da bu sağlıyor dedi. Olmuş bir şey sadece doğru değil, aynı zamanda da mümkün olanın en iyisidir. Bir şeyin varlığı onun var olmaya yatkın olduğunu vurgular. Dikkat et, sıradan bir insanın inandığı üzere sadece mevcut koşullarda değil, her koşulda bir varoluştan söz ediyorum. Bu insanların böyle saçmalıklara inanmalarının sebebi de cehalettir. Weininger'ın tanımladığı üzere Hensel, zihin sürecinden farksız olmayan cehaletleri. Bunlar düşündüklerini zannederler ve bu düşünemeyen mahluklar, gerçekten düşünebilen birkaç kişinin hayatıyla ilgili yargıda bulunurlar. Ruth'un anlamadığı şeylerden bahsettiğini fark ederek sustu.
Ruth, Weininger'ın kim olduğunu bilmiyorum diye yanıtladı. Ayrıca o kadar genel konuşuyorsun ki seni takip edemiyorum. Ben editörlerin görevlerinden söz ediyordum ama... Martin Ruth'un sözünü keserek en şiddetli konuşmalarından birini yaptı. Hemen anlatayım o halde. Editörlerin %99'unun başlıca özelliği başarısızlıktır. Bunlar yazarlıkta dikiş tutturamamışlardır. Masa başı, angarya işlerinde hem idarenin hem de müdürlerinin kölesi olmayı, yazma hazzına değiştiklerini sanma sakın. Bunlar yazı yazmayı denemişler ancak başarısız olmuşlardır. Bu işin tezatlığı da burada. Edebiyatta başarıya açılan bütün kapıları bu bekçi köpekleri edebiyatta başarılı olamamış editörler tutar. Editörler onların yardımcıları, dergi ve yayın evlerine gönderilen yazıları okuyan herkes yazmak istemiş ama başaramamışlardır. Ancak dünyadaki bütün insanlar arasında bu iş için en uygunsuz olan kişiler neyin basılıp basılmayacağına karar verenlerdir. Kafalarında özgün hiçbir fikir bulunmadığı, içlerindeki o kutsal ateşin yanmadığı bellidir. Özgün yapıtlar ve dehaların eserleri hakkında hüküm verirler. Bunları yine bir yığın başarısız kişiden ibaret olan eleştirmenler takip eder. Bana eleştirmenlerin de hayallerinin olmadığını, onların da şiir ya da öykü yazmaya kalkışmadıklarını söyleme sakın. Çünkü hepsi de bu işe girişmiş ama başaramamışlardır. Eleştirilerinin yarısı tamamen tiksindiricidir. Eleştirmen olduklarını iddia edenlerle ilgili görüşlerimi biliyorsun. Büyük eleştirmenler de vardır tabii ama bunlar bir kuyruklu yıldız kadar ender bulunur. Eğer yazarlıkta başarısız olursam editörlüğü kabul edebilirim. Bir şekilde geçiniriz. Ruth'un zihni hızlı işliyordu. Sevgilisinin görüşlerini kabul etmemesini düşüncelerinde yakaladığı çelişkiyle destekledi. Fakat Martin, eğer durum böyleyse, senin de bu kadar kesin olarak ortaya koyduğun üzere tüm kapılar kapalıysa büyük yazarlar nasıl başarılı oldular? İmkansızı başararak, dedi Martin. Kendilerine karşı gelenleri yakıp kül edecek kadar parlak ve ihtişamlı yapıtlar üretiyorlar. Bir mucizeyi gerçekleştirerek, aleyhlerine oynanan ve bire bin veren ortak bir iddiaya kazanarak başarıya ulaştılar. Onlar oraya ulaştılar. Zira onlar, Carlyle'ın savaşın yaraladığı mağlup edilemez devleriydi. Benim de böyle yapmam gerekiyor. İmkansızı başarmak zorundayım. Ya başaramazsan? Beni de düşünmen gerek Martin. Ruth'a inanmayan gözlerle baktı bir an. Başaramazsam mı? Sonra gözleri parladı. Başaramazsam editör olurum. Sen de editör eşi olursun. Ruth onun muzipliği karşısında kaşlarını çattı ve Martin de onu kollarına alıp öperek bu bakışı şirin ve tapılası bir biçimde yumuşattı. Ruth kendini Martin'in büyüsünden kurtarmak için iradeyle ''Yeter artık'' dedi. ''Annem ve babamla konuştum. Bugüne kadar hiç onlara bu kadar karşı çıkmamıştım. Beni dinlemelerini istedim. Evlatlık vazifemi gereğince yerine getirmedim. Biliyorsun, sana karşı çıkıyorlar. Ama sana olan aşkımın ne kadar kuvvetli olduğuna defalarca inandırdım onları. Babam da istediğin zaman yazıhanesinde işe başlayabileceğini söyledi. Sonra tamamen kendi rızasıyla evlenip başımızı sokabileceğimiz ufak bir ev almamız için para teklif etti. Bize büyük bir iyilikte bulunuyor, öyle değil mi? Martin yüreğinde açılan büyük bir umutsuzluk azabı hissetti. Sigara sarmak üzere alışmış bir el hareketiyle tütününe uzandı ama artık yanında taşımıyordu. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Ruth konuşmaya devam ediyordu. Açıkça söyleyeceğim ama sakın incinme. Onunla daha iyi geçinebilmem için söylüyorum. Bu radikal düşüncelerini beğenmiyor ve tembel olduğunu düşünüyor. Ben tembel olmadığını biliyorum elbette. Ne kadar çok çalıştığını da görüyorum. Martin, ne kadar çok çalıştığımı sen bile bilemezsin diye düşündü. Pekala dedi Martin. Düşüncelerim hakkında sen ne düşünüyorsun? Sen de baban gibi radikal mi buluyorsun? Gözlerini Ruth'un gözlerine dikti ve cevabını bekledi. Bence biraz endişe verici diye yanıt verdi Ruth. Martin cevabını almıştı. Hayatın elemi omuzlarına öyle ağır bir yük bindirmişti ki Ruth'un iş teklifini unutuverdi. Öte yandan cesaretini toplayacak kadar ileri giden Ruth, meseleyi başka zaman tekrar açabilmek için Martin'in cevap vermesini bekleyecekti. Fazla beklemedi. Martin'de söyleyeceği bir şeyler vardı. Ruth'un kendisine ne kadar güvendiğini bilmek istiyordu. O hafta içinde her iki mesele de çözüme kavuşacaktı. Martin ona güneşin hicabını okuyarak işi hızlandırdı. Okumasını bitirince Ruth, ''Neden gazeteci olmuyorsun?'' diye sordu ona. ''Yazmayı çok seviyorsun. Eminim başarırsın.
Gazetecilikte ilerler, adını duyurursun. Böyle birçok özel gazeteci var. Maaşları da yüksek. Çalışma alanları ise tüm dünyayı kapsıyor. Her yere gidiyorlar. Tıpkı Stanley gibi Afrika'ya, papayla röportaja ya da gizemli Tibet'i keşfe. Martin, demek ki yazıyı beğenmedin diye karşılık verdi. Gazetecilik alanında gelişebileceğime ama edebiyatta yerim olmadığına inanıyorsun, öyle mi? Hayır, hayır. Yazıyı çok beğendim. Hoş bir izlenim bırakıyor ama korkarım okurların bunu anlayacağını sanmıyorum. Ben bile anlayamadım ki. Kulağa hoş geliyor ama anlayamadım. Kullandığın bilimsel lisanı bilmiyorum. Sen ilginç bir adamsın sevgilim. Biliyorsun senin anladıklarını herkes anlayamaz. Martin söyleyecek bir şey bulamadı. Kanımca seni rahatsız eden kullandığım felsefi dilde diyebildi sadece. Bu zamana kadar dile getirdiği en olgunlaşmış düşüncesini henüz okumuştu ve bunun ateşiyle öyle yanmıştı ki Ruth'un hükmü bu ateşi "Jos" diye söndürdü. Tekniğinin kötü olmasını bir kenara bırakarak diye ısrar etti. İçinde bir şey görebildin mi? Yani vermek istediği düşüncede. Ruth başını hayır dercesine salladı. Hayır, benim bugüne kadar okuduklarımdan o kadar farklı ki ben Maeterlinck'i okudum ve anladığım şey... Martin bir umutla mistisizm miydi diye atıldı. Evet, ama onun ne anlamda eleştirdiğini anlamadım. Özgünlük sayılırsa işler değişir tabii. Martin hiç konuşmadan sabırsız bir el hareketiyle susturdu onu. Birdenbire Ruth'un konuştuğunu ve uzun süredir de konuşmakta olduğunu fark etti. Yazıların senin oyuncağındı, tamam diyordu Ruth. Yeteri kadar oynadın. Hayatı, hayatımızı ciddiye almanın vakti geldi artık. Bugüne kadar hayatını yaşadın. İşe girmemi istiyorsun öyle mi? Evet, babamın teklifi. Martin tüm bunları anlıyorum diye sözünü kesti. Ama benim asıl öğrenmek istediğim şey bana olan güvenini kaybedip kaybetmediğin. Ruth sessizce Martin'in eline dokundu. Bakışları donuktu. Güç duyulan bir fısıltıyla yazılarına sevgilim diyebildi. Martin hırs ve inatla bir yığın yazımı okudun. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Tamamen kötü mü? Diğer yazarların eserleriyle mukayese ettiğinde nasıl buluyorsun? Ama onlar eserlerini satabiliyorlar. Oysa sen satamıyorsun. Sorumun cevabı bu değil. Edebiyatın bana uygun olmayan bir sanat olduğunu düşünüyor musun? Öyleyse cevap vereyim. Ruth artık merhameti, duygusallığı ve kandırmacayı bir kenara bıraktı. Senin yazar olarak yaratılmadığını düşünüyorum. Beni makul karşıla sevgilim. Bunu söylemeye zorladın artık. Söz konusu edebiyat olunca senden daha bilgili olduğumu kabul et. Martin düşünceli düşünceli, evet sen bir edebiyat mezunusun dedi. Böyle şeyleri bilmen gerekir. Her ikisi için de azap dolu geçen bir sessizlikten sonra Martin konuşmaya başladı. Söyleyeceğim daha birçok şey var. İçimdeki cevheri ben biliyorum. Bunu kimse benim kadar bilemez. Başaracağıma eminim. Beni alaşağı edemezler. Şiirlerde, öykülerde, denemelerde söyleyeceğim şeyler beni yakıp kavuruyor. Yine de senden buna inanmanı beklemiyorum. Senden ne bana ne de yazılarıma inanmanı istiyorum. Senden tek istediğim beni sevmen ve aşkıma inanman. Birkaç saniye durdu. Ruth'un kendisini dinlediğini görünce sözlerini sürdürdü. Geçen sene senden 2 yıl müddet istemiştim. 1 yılım daha var. Şerefim üzerine yemin ederim ki bu yıl bitmeden başarıya ulaşacağım. Bundan çok önceleri bana yazarlık mesleğinde çıraklık evresini geçmem gerektiğini söylemiştin, hatırlıyor musun? İşte bu çıraklık evresini tamamladım. Bunu kısa süreye sığdırmak için bütün bilgileri tıka basa doldurdum. En ufak detayı atlamadan. Biliyor musun, şöyle derin bir uyku çekmenin ne olduğunu bile unuttum. Bundan neredeyse milyonlarca yıl önce her açıdan mükemmel bir uyku çekip kendiliğimden uyanırdım. Çünkü uykumu almış olurdum. Şimdi hep alarmla uyanıyorum. Geç veya erken yatarsam alarmın zilini ona göre ayarlıyorum. Alarmı kurmak ve ışığı söndürmek de son bilinçli hareketlerim oluyor. Uyuklamaya başladığımı fark edince okuduğum ağır kitabı bırakıp daha hafifine alıyorum. Onu da yeterince okuduktan sonra uykumu dağıtmak için kafamı yumrukluyorum. Bir kitapta uyumaktan korkan bir adamın hikayesini okumuştum. Sanırım Kipling'in hikayesiydi. Adam uyumamak için çareyi uyukladığı zaman çıplak vücuduna batan demir çivilerde bulmuştu. Ben de aynısını yaptım. Saate bakıyorum ve Mahmuz'un 12'ye kadar mı, 1'e kadar mı, 2'ye mi yoksa 3'e kadar mı yerinde durması gerektiğine karar veriyorum. Böylece Mahmuz belirli bir saate kadar dürterek uyanık tutuyor. Bu Mahmuz aylardır benimle.
Gittikçe daha çok umutsuzluğa kapılıyorum. Artık 5,5 saatlik bir uyku bile gözüme çok gelmeye başladı. Şimdi 4 saat uyuyorum. Uykusuzluktan ölüyorum. Uykusuzluktan başım dönünce, rahatı ve sonsuz bir uyku demek olan ölümü arzulayınca aklıma Longfellow'un eseri geliyor. Deniz sakin ve derindir. Koynunda uykuya dalar her şey. Tek adım yeter. Bir atılış ve bir atom ve her şey biter. Elbette saçmalık bu. Sinir bozukluğundan, aşırı zihin yorgunluğundan kaynaklanıyor. Ama asıl mesele şu. Bunu neden yapıyorum? Senin için. Çıraklık evresini bir an önce atlatmak için. Başarıya daha çabuk erişmek için. Çıraklık evresi bitti artık. Donanımımın farkındayım. Yemin ederim bir ayda ortalama bir üniversitenin bir senede öğrendiğinden fazlasını öğreniyorum. Bunu biliyorum, emin ol. Ama beni anlamana bu kadar ihtiyacım olmasaydı söylemezdim bunları. Böbürlenmiyorum. Sonuçları kitaplardaki ölçütlere dayanarak değerlendiriyorum. Kardeşlerim bile bana ve uyudukları saatlerde benim kitaplardan edindiğim bilgime göre cahil sayılırlar. Bundan çok önceleri ünlü olmak istiyordum. Şimdi bunu da umursamıyorum. Benim tek isteğim sensin. Seni yemekten, kıyafetlerden, şöhretten bile daha çok arzuluyorum. Başımı göğsüne yaslayarak binlerce yıl uyuyacağım günü düşünüyorum. Bir yıl daha. Sonra hayalim gerçek olacak. Martin'in gücü dalgalar gibi Ruth'a çarpıyor ve Ruth da kendi iradesini onunki ile çarpıştıkça Martin'e doğru daha güçlü bir çekim hissediyordu. Martin'den taşıp Ruth'un içine akan kudret, şimdi Martin'in tutkulu sesinde çakmak çakmak gözlerinde gelişiyor, hayal ve zihin gücü ise kabarıp taşıyordu. O anda Ruth inançlarında bir çatlama olduğunu hissetti. Gerçek Martin Eden'ı, mükemmel ve yenilmez Martin Eden'ı görüyordu bu çatlakta. Vahşi hayvan terbiyecilerinin bile kendilerinden kuşkulandıkları bir andı bu. Çünkü Ruth da bir an için bu vahşi ruhlu adamı terbiye etmeye yetecek kadar güçlü olup olmadığından kuşkulandı. Martin bir şey daha var diye sürdürdü konuşmasını. Beni seviyorsun. Peki ama neden? Beni yazmaya zorlayan içimdeki şeyle senin aşkını filizlendiren şey aynı. Beni bugüne kadar tanıdığın ve belki de sevmiş olduğun erkeklerden bir şekilde farklı olduğum için sevdin. Ben büro kavgalarına karışmak ve yasal hususlarda çene çalmak için bürolarda, muhasebelerde oturacak bir insan değilim. Yaratılışım bu değil. Sen bana tüm bunları yaptırarak, beni o adamlara benzeterek, onların yaptığı işlere bulaştırarak, soludukları havayı solumamı sağlayarak, düşüncelerini bana aktararak o insanlarla aramdaki farkı yok etmiş, beni yok etmiş, sevdiğin şeyi yok etmiş oluyorsun. Benim için önemli şey içimdeki yazma tutkusu. Eğer aptalın teki olsaydım ne ben yazmak için yanıp tutuşurdum ne de sen benimle evlenmek isterdin. Ruth hızlı düşündü ve derhal bir benzerlik fark etti. Ama unutuyorsun, tıpkı bir devir daim makinesi gibi akıl almayacak işlerin peşinde koşarak ailelerini açlıktan ölmeye mahkum eden tuhaf mucitler de var. Şüphesiz onlar da eşlerini seviyor. Sırf onlarla birlikte ve onlar için bu ıstıraba katlanıyorlar. Kocalarının bu devir daim makinesine duydukları çılgın tutkuya değil, bu tutkuya rağmen katlanıyorlar. Martin doğru dedi ama ilginç olmayan, pratik icatlar peşinde koşan ve buna rağmen açlıktan kıvranan mucitler de var. Hem bazıları başarılı bile olabilmiş. Elbette ben de imkansızın peşinde koşmuyorum. Ama imkansızı gerçekleştirmek istediğini söylemiştin. Mecazi anlamda konuşmuştum. Benden önce başkalarının yaptığı bir şeyi yapmak istiyorum ben. Yazmak ve hayatımı yazarak kazanmak. Ruth'un susması onu daha fazla tahrik etti. O halde senin görüşüne göre benim amacım da tıpkı bir devir daim makinesi gibi akıl almayacak işler peşinde koşmak. Öyle mi? Diye sordu. Ruth cevabını eline bastırarak verdi. Ruth'un eli incinmiş çocuğuna acıyan bir annenin eline benziyordu. Tam o anda Ruth'a göre Martin incinmiş bir çocuktu. İmkansızı başarmanın derdine düşmüş bir adamdı. Konuşmalarının sonuna doğru Ruth, Martin'i ailesinin bu ilişkiye karşı çıkacağına dair bir kez daha uyardı. Martin, "Ama beni seviyorsun öyle değil mi?" diye sordu. Ruth, "Seviyorum, seviyorum," diye bağırdı. "Ben de seni seviyorum, onları değil. Onlar istediklerini söylesinler, incinmem." Martin'in sesinde bir zafer tınısı vardı. "Çünkü aşkına inanıyorum. Onların düşmanlıklarından korkmuyorum.
Bu dünyada her şey yolunu şaşırabilir. Aşkın dışında, eğer yol aldıkça bitkin düşerek yalpalayan zayıf bir aşk değilse bu, katiyen yolundan dönmez. 31. Bölüm. Martin Broadway'de ablası Gertrude'la karşılaştı. Rahatsız edici olduğu kadar hayırlı bir tesadüftü bu. Gertrude köşede tramvay beklerken görmüştü Martin'i. Açlıktan yüzünde belirmeye başlayan çizgiler tekrar belirmiş, gözlerindeki umutsuz ve kederli ifade gözünden kaçmamıştı. Ama Martin aslında çaresiz ve endişeliydi. Bisikletine karşılık bir miktar para daha almak için gittiği ama hiçbir şey elde edemeden geri döndüğü rehinciden çıkmıştı. Her yerin çamur içinde kaldığı yağmurlu bir sonbahar havası, bütün şehri esir aldığı için bir süredir kullanmadığı bisikletini vermiş, onun yerine takım elbisesini almıştı. Martin'in varını yoğunu bilen rehinci, takımın nerede, sakın şu Yahudi Lipka'ya verdiğini söyleme, yoksa karışmam dedi. Adam tehdit dolu bir bakış fırlatınca Martin de aceleyle karşı çıktı. Hayır hayır, bir iş için giyinmem lazım. Yumuşayan rehinci, ben de sana daha fazla para verebileyim diye sormuştum. Üzerime giyecek halim yok herhalde. Martin, ama bu 40 dolarlık bir bisiklet, hem de oldukça iyi durumda diye karşı çıktı. Hem karşılığında yalnızca 7 dolar verdin, hatta 7 dolar bile değil, 6 dolar 25 sent faizini peşin aldın. Eğer daha fazla para istiyorsan giysiyi getir diyen rehinci, Martin'i o bir yığın eşya ile dolu o inden kovduğunda endişesi yüzünden okunuyordu. İşte ablası da onun bu acınası ifadesiyle karşılaşmıştı. Akşam alışverişinden dönen kalabalığın bindiği Telegraf Caddesi aracının geldiği esnada karşılaşmışlardı. Martin'in kolundan tutup araca bindirdiği Gertrude, onun bu hareketinden kendisiyle gelmeyeceğini sezinledi. Basamakta durup döndü ve Martin'e baktı. Çökük yanakları yüreğini sızlattı. ''Gelmiyor musun?'' diye sordu. Ardından inip Martin'in yanına geldi. Martin, ''Spor olsun diye yürüyorum.'' dedi. ''O halde ben de seninle beraber yürüyeyim. Belki iyi gelir. Şu son birkaç gündür çevikliğimi yitirdim.'' Martin ablasına baktı ve görünüşünden yola çıkarak haklı olduğunu fark etti. Hastalık derecesinde bir şişmanlık, yorgun ve çökük yüz hatları, esnekliğini kaybetmiş adımları, gönlü geniş tombullara özgü yürüyüşü iddiasını doğruluyordu. Gertrude daha ilk köşede mola verince Martin, ''Sen burada kalsan iyi olur, öteki aracı bekle.'' dedi. Gertrude soluk soluğa, ''Tanrım.'' dedi. ''Daha şimdiden nefesim kesildi ama senin kadar ben de yürüyebilirim. Ayakkabılarının tabanı amma incelmiş, daha Kuzey Oakland'a varamadan yırtılır.'' ''Martin, evde daha iyi bir ayakkabım var.'' dedi. Gertrude birden, ''Yarın akşam yemeğe gel.'' dedi. ''Bay Higginbotham evde yok, bir iş için San Leandro'ya gidiyor.'' Martin bu daveti başıyla geri çevirdi ama yemekten bahsedilince gözlerinin aç kurtlar gibi ışıldamasını da engelleyemedi. ''Cebinde para olmadığından yürüyorsun Mart. Spor ha, kendini beğenmiş bir tavırla alay etmek istedi ama burnundan tıkanık bir nefes çıkarmakla yetindi. Dur bakayım hele.'' Beceriksiz hareketlerle el çantasını karıştırıp Martin'in eline 5 dolar sıkıştırdı. ''Doğum gününü unutmuştum.'' diye mırıldandı. Martin'in eli paranın üzerine iradesizce kapandı. O anda kabul etmemesi gerektiğini biliyordu. Kendini kararsızlıkla boğuşurken buldu. Bu para yiyecek demekti. Bedenen ve zihnen hayat ve ışık demekti. Yazmayı sürdürebilmesi demekti ve belki de bunun gibi başka paralar kazanabileceği bir yazı yazması için güç demekti. Yeni tamamladığı iki denemesi o berrak zihninde alevlere karıştı. Gönderecek pulu olmadığından masanın altında duran diğer yazılarının üzerine koyduğunu, tıpkı daktiloda yazdığı şekliyle isimlerini gördü. Sırrın ulu rahipleri ve güzelliğin beşiği. Bunları henüz hiçbir yere göndermemişti. Bunlar da en az benzerleri kadar iyiydi. Onları postalayacak pulu olsaydı keşke. İşte o zaman açlığın güçlü bir yandaşı olan sonsuz bir başarı kibri içinde yükseldi ve Martin de parayı hızla cebine indirdi. Gözleri belli belirsiz dolmuş, boğazı acı verecek derecede düğümlenmişti. Yutkunarak, ''Bunu sana 100 katıyla ödeyeceğim Gertrude.'' dedi. Sert ve kararlı bir ifadeyle ''Sözüme dikkat et.'' diye bağırdı. ''Bir yıl dolmadan bu ufak ve sarı paralardan 100 tanesi senin olacak. Bana inanmanı beklemiyorum. Tek yapman gereken bir süre bekle ve gör.'' Gertrude da inanmıyordu zaten. Şüpheciliğinden rahatsız olmuş ama söyleyecek başka bir şey bulamamıştı. ''Aç olduğunu biliyorum Mart.'' dedi. ''Üzerinden akıyor. İstediğin zaman yemeğe gel.
Bay Higginbotham'ın evde olmadığı günleri haber vermek için çocuklardan birini yollarım sana. Mart, bir şey daha var. Martin kız kardeşinin aklını okuduğu için onun ne diyeceğini daha söylemeden anlamıştı ama yine de bekledi. Sence artık işe girme vakti gelmedi mi? Başaracağıma inanmıyor musun? Gertrude başını hayır dercesine salladı. Kimse bana inanmıyor Gertrude. Yalnızım ben. Martin'in sesinde tutkulu bir başkaldırı vardı. Daha şimdiden bir sürü iyi yapıt verdim. Önünde sonunda satacağım. İyi olduklarını nereden biliyorsun? Çünkü edebiyat ve edebiyat tarihi bilgisi gözünün önüne geldi. Gertrude'a ona neden inanması gerektiğini anlatmanın boşuna bir çaba olacağını vurguluyorlardı sanki. Çünkü benim yazdıklarım dergilerde yayımlananların %99'undan daha iyi. Gertrude, zayıf ama Martin'in hastalığına getirdiği teşhisin doğruluğuna dair duyduğu inançla ''Keşke biraz mantıklı düşünsen'' dedi. ''Keşke mantıklı düşünsen Mart, yarın yemeğe gel.'' Gertrude'ı tramvaya bindiren Martin hemen postaneye koştu ve ablasından aldığı paranın 3 dolarıyla pul aldı. Aynı gün akşamüstü Morse'lara giderken yine postaneye uğradı ve satın aldığı pulları elindeki o koca ve içi dolu zarflarla geriye 2 sentlik 3 pul kalacak şekilde yapıştırdı. O akşam Martin'in hayatındaki en önemli akşamlardan biri olacaktı. Çünkü Ross Princeton'la tanışmıştı. Bu adam oraya nasıl düşmüştü, kimin arkadaşıydı, onu buraya kimin tanıdığı getirmişti bilmiyordu. Bunu Ruth'a da sormadı. Sözün özü Martin Brinston'ın sönük ve ahmak biri olduğunu düşündü ve adamın bütün değeri yerle bir oldu. Bir saat sonra Brinston'ın bir kedi gibi odadan odaya dolaşarak resimlere bakışından, masaların üzerinden ya da raflardan aldığı kitaplarla ve dergilerle ilgilenişinden onun aynı zamanda bir hödük olduğu sonucuna vardı. Evin yabancısı olmasına karşın Brinston koltuğa iyice kuruldu ve o kalabalığın ortasında kendini soyutlamayı başardı. Cebinden çıkardığı ince bir kitabı okumaya devam etti. Okuduğu sırada farkında olmadan parmaklarıyla okşarcasına hareketler yaparak elini saçlar arasında gezdiriyordu. O akşam Martin Brinston'a pek dikkat etmemişti. Yalnızca birkaç kadınla çene çaldığına tanık olmuştu o kadar. Tesadüfen evden ayrıldıktan sonra kaldırımda Brinston'a rastladı. Martin, ''Merhaba, siz misiniz?'' dedi. Brinston kaba bir homurtuyla cevap verdi ve yürümeye devam etti. Martin de tekrar konuşmaya yeltenmedi ve böylece sessizce yürüdüler. ''Seni kibir yumağı seni!'' Ani ve şiddetli bu yorum Martin'i heyecanlandırdı. Bu hem hoşuna gitti hem de yanında yürüyen adama karşı içinde gittikçe artan bir nefretin uyandığını fark etti. Bir sokağa daha sessizce geçtikten sonra Martin'e ''Böyle bir yerde ne arıyordun?'' diye sordu aniden. ''Peki ya sen ne arıyordun?'' diye karşılık verdi Martin. ''Gerçekten de bilmiyorum.'' diye yanıtladı. ''Ama en azından ilk kez böyle bir aptallık yapıyorum. Günün 24 saati var. Benim de bu saatleri öyle ya da böyle harcamam gerekiyor. Haydi gel bir kadeh içelim.'' ''Peki'' dedi Martin. Daveti hemen kabul ettiği için kendine şaşırdı. Gerçi evde yapılacak bir sürü işi vardı, birkaç değersiz yazı. Martin'i en az heyecan dolu romanlar kadar tatmin eden Herbert Spencer biyografisi ve Weissman'ın bir cildi. Hoşlanmadığı bu adamda neden zaman kaybediyordu ki? İçkiyle ilişkilendirilen şey ne adamdı ne de içkinin kendisiydi. Yalnızca parlak ışıklar, aynalar ve göz kamaştırıcı bardaklar, insanların sıcaktan kızarmış yüzleri ve kulağına çalınan erkek sesleriydi. İyimser erkeklerin, başarı kazanıp da paralarını içkiye harcayabilen erkeklerin sesleriydi. O ise yalnızdı. Sorunu da buydu. Martin bir oltanın ucuna takılmış beyaz paçavraya atlayan bir balık gibi daveti hemen kabul etmişti. Joe'yla gittiği Shelley Hot Springs'ten beri, Portekizli bakkalla içtiği şarap sayılmazsa tabii dışarı çıkıp da içki içmemişti. Zihin yorgunluğu insana fiziki yorgunluk kadar aratmıyordu içkiyi. Martin de hiç içki içme ihtiyacı duymamıştı. Ama şimdi içkiyi, daha doğrusu içkilerin dağıtılıp kadehlerin yuvarlandığı o atmosferi özlediğini hissediyordu. Birlikte geniş deri koltuklara oturup viski soda içtikleri grotto tam da böyle bir mekandı. Konuştular, birçok şeyden söz ediyorlardı ve viski soda ısmarlama sırası bir Martin'e bir de Brissenden'a geliyordu. Martin içkiye dayanıklıydı. Karşısındaki adamın da içkiye bu kadar dayanıklı olabilmesine hayret ediyor, ara sıra sözünü keserek şaşkınlığını belli ediyordu. Çok geçmeden Brissenden'ın her şeyi bildiğine ve hayatında karşılaştığı ikinci entelektüel olduğuna karar verdi.
Ama Brisson'dan Profesör Caldwell'da eksik olan şeye, olayların iç yüzünü anlama ve idrak etme yeteneğine, dehanın kontrol edilemeyen alevine, tutkuyla yanan o ateşe sahipti. Adam capcanlı bir lisanla konuşuyordu. Bu ince dudaklardan tıpkı bir makine gibi işlenen ince elenip sık dokunmuş tümceler çıkıyordu. Veya bu ince dudaklar yeni yeni gelişen sesleri şefkatle büzerek, yumuşak ve kadifemsi şeyleri, coşku ve görkemin ve akıldan çıkmayan bir güzelliğin boğuk ifadesini, gizemin ve hayatın anlaşılmazlığının yankısını şekillendiriyordu. Yine aynı ince dudaklar tıpkı kozmik mücadelenin çıtırtılarını ve gümbürtülerini çalan bir borazan gibi, kulağa gümüş kadar duru gelen ve yıldızlı bir gökyüzü kadar ışıl ışıl olan kelimelerle bilimin son sözünü, hatta daha da ötesini dile getiriyordu. Bir şairin sözünü kelimelerle ifade edilemeyen, buna rağmen günlük kelimelerin güç anlaşılan ama çağrışım yapmayan anlamlarında ifade bulan ulvi bir gerçeği. Brisson'dan muhteşem bir esinle hiçbir dilin anlatamayacağı şekilde deneyselciliğin en üstün karakollarının da ötesini görüyor ve o mucizevi konuşmayla bir kez daha bilinen kelimelere bilinmeyen manalar yükleyerek Martin'in bilincine sıradan ruhların erişemeyeceği haberler gönderiyordu. Martin bu adama karşı hissettiği o kötü intibağı unutmuş gibiydi. İşte burada yalnızca kitapların verebileceği en harika şey gerçek olmak üzereydi. Martin'in erişmek için çabaladığı entelektüel bir beyin vardı karşısında. Martin kendi kendine "Senin ayaklarının altındaki tozum ben," diyordu. Manidar bir imayla ve yüksek sesle "Biyoloji okumuşsun," dedi. Brisson'dan hayır anlamında başını sallayınca epey şaşırdı. Ama varlığını ancak biyolojinin kanıtlayabildiği gerçeklerden bahsediyorsun diye ısrar etti Martin. Bu ısrarına karşılık Brisson'dan gözlerini Martin'e dikti ve boş gözlerle baktı. Ulaştığın sonuçlar okuduğun kitaplara uygun olmalı. Brisson'dan bunu duyduğuma sevindim diye cevap verdi. Başıboş bilgilerimin beni gerçeğe kısa yoldan götürmesine sevindim. Kendime gelecek olursam haklı olup olmadığımı öğrenmeye çalışmam. Tamamen yararsız bir çaba. Nihayetinde hiç kimse gerçekleri tam olarak öğrenemez. Martin başarılı bir tavırla "Spencer taraftarısın demek," diye bağırdı. "Gençliğimden beri Spencer okumadım. Gerçi o zaman da sadece eğitim kitabını okumuştum." Martin yarım saat sonra "Ben de senin gibi rahat bir tavırla ve aldırış etmeden bilgi sahibi olmak isterdim," dedi. Brisson'un zihinsel donanımını incelemişti. "Gerçek bir dogmatiksin. İşin mükemmel yanı da bu. Bilimin ancak a posteriori mantık yoluyla yaratabildiği olayları dogmatik yolla ortaya koyuyorsun. Doğru sonuçlara atlıyorsun sanki. Gerçekten de son derece kısa yolları kullanıyorsun. Seni gerçeğe götürecek yolu akıl yürüterek ve ışık hızıyla buluyorsun." Brisson'dan evet diye cevap verdi. Rahip Joseph ve Dutton'u da rahatsız eden şey buydu. "Hayır hayır, hiçbir şey değilim ben. Eğitimimi Katolik okulunda almam kaderin hoş bir cilvesiydi. Sen bildiklerini nereden öğrendin?" Martin hem anlatıyor hem de Brisson'dan'ı inceliyordu. Bakışları Brisson'dan'ın uzun ve soylu yüzüne, düşük omuzlarına, yanındaki sandalyeye koyduğu cepleri kitap dolu paltosuna kadar uzandı. Brisson'dan'ın uzun ve narin elleri güneşten kararmıştı ve Martin adamın son derece bronz bir teni olduğunu düşündü. Yanık teni Martin'in hoşuna gitmedi. Brisson'dan'ın vaktini açık havada geçiren bir adam olmadığı aşikardı. O halde güneşten nasıl bu kadar yanmıştı? Martin bu yanık tenle ilgili kötü bir hisse kapıldı. Sonra adamın suratını incelemeye devam etti. Bugüne kadar tanık olmadığı kadar ince ve güzel bir burnun, zarafet kattığı çıkıntılı elmacık kemikler ve gözenekli göz çukurları. Gözlerin büyüklüğü normaldi. Ne büyük ne de küçüktüler. Ama tarifsiz bir kahverengilik vardı. Sanki için için yanıyordu. Daha doğrusu bu gözlerde birbirine karşıt iki ifade saklanmış gibiydi. Meydan okuyan, boyun eğmeyen, fazlasıyla haşin ama aynı zamanda insanda acıma duygusu uyandıran gözler. Martin nedenini bilmeksizin Brisson'dan'a acıdığını fark etti. Ama bunun sebebini çok geçmeden öğrenecekti. Arizona'dan geldiğini söyleyen Brisson'dan gelişi güzel bir şekilde "Veremliyim bu arada. Birkaç yıldır ikliminden faydalanmak için orada yaşıyordum. Buranın ikliminin senin için zararlı olabileceğinden korkmuyor musun?"
Korkmak mı? Brisson'dan Martin'in bu kelimesini özel olarak vurgulamamıştı ama Martin hastalıklı bir surata sahip olan Brisson'dan korkacağı bir şey olmadığını anladı. Gözleri öyle kısıktı ki tıpkı bir kartalın gözünü andırıyordu. Martin onun açılıp kapanan burun deliklerinde kartalın adeta meydan okuyan inadını ve saldırganlığını görünce nefesi kesildi. Gördüğü manzara onu heyecanlandırmıştı. Kendi kendine bunun muazzam olduğunu söyledi. Şu mısraları yüksek sesle okudu. En ağır yumruğu altında kaderin. Kanasa da dik durur başım. Brisson'un ifadesi hemen değişerek cana yakın bir yumuşak hale büründü. Henley'i seviyorsun demek dedi. Elbette senden aksini de beklemezdim zaten. Ah Henley, cesur ruh, çağdaş ve dergi kafiyecilerin arasında o iyidiş edilmişlerin ortasından bir kahraman gibi yükselir. Martin suçlarcasına dergileri sevmez misin diye sordu. Brisson Martin'i ürkütecek kadar vahşice sen seviyor musun diye tısladı. Martin dergilere yazı yazıyorum, daha doğrusu yazmaya uğraşıyorum diye kem küm etti. Bu daha iyi işte diye yumuşak bir yanıt geldi. Yazmaya çalışıyorsun ama başarılı olamıyorsun. Bu başarısızlığına saygı ve hayranlık duyarım. Ne yazdığını tahmin edebiliyorum. Yarı kapalı bir gözle bile görebiliyorum. Öyle şeyler yazıyorsun ki dergiler kapılarını kapıyorlar sana. Cesaret ister bu yaptığın ama dergiler de yazdıklarını hiçbir zaman basmaz. Onların istedikleri ipe sapa gelmeyen bir sürü şey. Tanrı bilir bulurlar da bunları ama senden değil. Martin memnun memnun birkaç değersiz yapıtım üzerine çıkamadım dedi. Aksine Brisson sustu ve gözlerini Martin'in yoksul kıyafetine, iyice eskimiş kravatına, yamalı yakasına, parlak ceket koluna, biraz eskimiş ve yukarı doğru kıvrılarak Martin'in çökük yanağına kadar değen yaka uçlarına küstahça baktı. Aksine değersiz yapıtlar senin üzerindedir. Hem de öyle üstündür ki erişmeyi aklının ucundan bile geçirme. Seni yemeğe davet etmek istiyorum ama umarım kendini aşağılanmış hissetmezsin. Martin damarlarındaki kanın istemsizce yanaklarına kadar çıktığını hissetti. Brisson muzaffer bir eda ile güldü. Gerçek bir erkek böyle bir davet karşısında aşağılandığını hissetmez dedi. Martin sinirli bir şekilde tam bir iblissin diye bağırdı. Daha davet etmedim. Cesaret edemedin de ondan. Onu bilmem ama şimdi davet ediyorum. Brisson bir yandan konuşurken bir yandan da ötedeki restorana gitmek üzere doğruldu. Martin yumruklarını sıktı. Nabzı şakaklarında atıyordu adeta. Brisson oralara has ünlü bir çığırtkanı taklit ederek ''Bosco yılanları canlı canlı yiyor, canlı canlı yiyor'' diye bağırdı. Martin adamın hastalıktan çökmüş yüzüne küçümser bakışlarla baktı. ''Seni diri diri yiyebilirdim, kuşkun olmasın'' dedi. ''Ama buna değmem, öyle değil mi?'' Aksine Martin bir an düşündü. ''Olay da bu ya'' dedi ve neşeli bir kahkaha attı. ''İtiraf etmeliyim Brisson, beni aptal durumuna düşürdün. Benim aç olmam ve senin bunu fark etmen son derece olağan. Bunda küçük düşürücü hiçbir taraf yok. Görüyorsun işte, sürünün o sığ ahlak anlayışına gülüyorum. Tam o anda sen çıka geliyor ve doğru cümleler kuruyorsun. Ben de o aynı sığ ahlak anlayışının esiri oluyorum.'' Brisson, ''Hakarete uğradın'' diye doğruladı. ''Bir dakika önce evet. Gençliğin peşin hükümlülüğünü işte bilirsin.'' Böyle şeyleri gençken öğrendim. O zamandan beri de bütün öğrendiklerimi basitleştiriyorlar. Tanıştırayım, dolabımda sakladığım iskeletler. Öyleyse dolabın kapısını kapamış olmalısın. Gayet tabii. Emin misin? Eminim. İyi, o zaman gidip bir şeyler yiyelim. Geliyorum diyen Martin, $2'dan geriye kalan son bozukluklarla son içtikleri viski sodanın parasını ödemeye yeltense de Brisson'un garsonu öyle bir korkuttu ki adamcağız Martin'in masaya bıraktığı bozuklukları geri vermek zorunda kaldı. Martin yüzünü buruşturdu, parayı cebine attı ve Brisson'un dostane dokunuşunu bir an için omuzunda hissetti. 32. Bölüm. Ertesi gün Maria Martin'in eve gelen ikinci misafiri dolayısıyla bir kez daha telaşlandı. Ama bu kez ne yapacağını şaşırmadı ve Brisson'u gösterişli misafir salonunda ağırladı. Brisson'un olanca nazikliğiyle ''Umarım habersiz gelmem sorun yaratmamıştır.'' dedi. Martin ''Hayır hayır'' diye cevap verirken arkadaşının elini sıkarak onu odasına davet etti. Misafirini odadaki tek sandalyeye oturttu. Kendi de yatağın bir köşesine büzüştü. ''Ama nerede yaşadığımı nasıl öğrendin?'' ''Morse'ları aradım. Telefonu küçük yanıma açtı ve işte buradayım.'' Brisson oturunca elini ceketinin cebine attı ve içinden ince bir kitap çıkardı. ''İşte sana bir şairin yazdığı bir kitap.
Oku, senin olsun. Sonra da Martin'in itirazlarına karşılık, kitaplarla ne işim kaldı ki benim? Bu sabah bir kanama daha oldu dedi. Sonra, viskin var mı? Hayır yok tabii, bekle biraz diyerek kapıdan çıkıp gitti. Aniden dışarı çıktı. Martin onun uzun gövdesinin dışarıdaki merdivenlerden indiğini ve bahçe kapısını kapatmak için döndüğünü, bir zamanlar geniş de olsa artık iyice çökmüş omuzlarının göğüs kafesinin üzerine düştüğünü gördü. Martin iki su bardağı aldı ve Henry Vaughan Marlowe'un son çıkan şiir kitabını incelemeye başladı. Brisson'dan geri döndüğünde İskoç kalmamış dedi. Amerikan viskisi dışında hiçbir şey satmıyor ama çeyrek galon aldım. Martin çocuklardan birini gönderip limon aldırayım da kokteyl hazırlayalım teklifinde bulundu. Brisson'ın getirdiği kitabı kaldırdı. Acaba böyle bir kitap Marlowe'a kaç para kazandırır diye devam etti. Öteki muhtemelen 50 dolar diye cevap verdi. O da bu kitabı yayımlama riskini göze alacak bir yayıncı bulabilirse. Demek ki şiir yazarak geçinilmez, öyle mi? Martin'in ses tonu da yüz ifadesi de canının sıkıldığını açık ediyordu. Brisson konuşmaya devam etti. Kazanamaz tabii. Kim böyle bir şeyi bekleyecek kadar budaladır? Bruce, Virginia Spring, Sedgwick, bunlar epey yapıyorlar zaten. Peki ya şiir? Vaughan Marlowe geçimini nasıl sağlıyor biliyor musun? Pensilvanya'daki bir erkek okulunda öğretmenlik yaparak. Tam bir cehennem. Adamın daha 50 yıllık ömrü bile olsa onun yerinde olmak istemezdim. Ayrıca yapıtları çağdaş kafiyeci kalabalığının arasında havuçların içinde duran bir yakut kadar iyi seçiliyor. Hakkındaki eleştirilere bir baksan, Tanrı hepsinin cezasını versin. Görgüsüz cüceler. Martin insana dair yazamayan insanlar haddinden fazla yazı yazıyor diyerek ona arka çıktı. Örneğin Stevenson ve yapıtları hakkında bu kadar çok zırvalık yazılması beni hayrete düşürüyor. Brisson'un takırdayan dişleri arasından öcüler, cadılar diye tükürürcesine bağırdı. Evet bu ipe sapa gelmez laflardan haberdarım. Rahip Diamond'ın mektuplarından sonra adamı nasıl da ölçüp biçtiler, kibirli kibirli gagaladılar. Martin zavallı egoları sağ olsun diye söze karıştı. Evet, tam üzerine bastın. Güzel söz. Gerçeği iyi ve güzeli tükürükler saçarak kirletip, sonra da sırtını sıvazlayıp, aferin kuçu kuçu diyorlar. Richard Rolfe öldüğü gece onlar için çenesi düşük küçük kargalar demişti. Martin adamın sözü bitince heyecanla atıldı. Uzayda meteor gibi uçan büyük insanları yıldız tozu gibi didikleyenler. Bir keresinde gazete ve dergilerde yazan eleştirmenleri eleştiren bir yazı yazmıştım. Brisson'un büyük bir arzuyla şunu bir göreyim dedi. Böylece Martin yıldız tozunun bir nüshasını bulup getirdi. Brisson'un eleştiriyi okurken kıkırdadı ve ellerini ovuşturdu. Viskisini yudumlamayı bile unuttu. Okuması bitince senin de bir yıldız tozu olduğun izlenimine kapıldım dedi. Kukuletalı kör cücelerin dünyasına fırlatılıp atılan senin. Gönderdiğin ilk dergi anında havada kapmıştır tabii, öyle değil mi? Martin yazılarını kaydettiği defterin sayfalarını çevirdi. 27 dergi tarafından reddedildi. Brisson'un içten ve uzun bir kahkaha patlatmak istedi ama bir öksürükle tıkandı. Söylesene, şiiri denedin, değil mi? Birkaçını göster bana. Martin şimdi okuma diye yalvardı. Seninle konuşmak istiyorum. Giderken veririm. Evde okursun. Brisson'un aşk döngüsü ve Peri ile İnci'yi yanına alarak ayrıldı. Ertesi gün döndüğünde Martin'e daha fazlasını istiyorum dedi. Brisson'un Martin'i bir şair olduğuna inandırmakla kalmadı. Aynı zamanda kendisinin de bir şair olduğunu anlattı. Brisson'un eseri Martin'in ayaklarını yerden kesti ve Martin onun bu eseri yayımlatmak için hiçbir teşebbüste bulunmamasına çok şaşırdı. Martin eseri onun adına piyasaya sürmek isteyince Brisson hepsinin canı cehenneme diye cevap verdi. Güzelliği sadece güzellik için sev diye tavsiye verdi. Dergileri de bırak, geriye dön, gemilerine ve denize. Martin Eden sana tavsiyem budur. Yozlaşmış insanlarla dolu bu iğrenç şehirden istediğin ne? Güzelliği, dergiler krallığının arzularına takdim edip zamanını kaybediyor ve her gün kendi boğazını kendin kesiyorsun. Geçen gün bana bahsettiğin şey neydi? İnsan faniliğin son temsilcisi. Peki, faniliğin son temsilcisi sen, şan şöhretle ne yapacaksın? Elde edersen seni zehirleyecektir. Şöhrete erişemeyecek kadar basitsin, safsın ve mantıklısın. Umarım dergilere bir satır bile satamazsın. Hizmet edilecek yegane efendi güzelliktir.
Güzelliğe hizmet et. Tanrı toplumun cezasını versin. Başarı. Başarı Henley'in hayaletini bile gölgede bırakan bir Stevenson şiirinde değilse, aşk döngüsünde değilse, nerede peki? Yaptığın işte veya edindiğin başarıda değil, o işi yapmaktan duyduğun hazda. Hiç anlatma, biliyorum. Sen de biliyorsun. Güzellik seni yaralar. Bu senin içinde sonsuz bir acı, kapanmayan bir yara, alevden bir bıçaktır. Neden dergilerle oyalanıyorsun? Bırak, hedefin güzellik olsun. Neden güzelliği altına dönüştürüyorsun? Zaten yapamazsın bunu. Boşa telaş etme. Dergileri 1.000 yıl bile okusan, içlerinde Keats'e layık tek bir dize bulamazsın. Ünü ve parayı bir kenara bırak. Yarın hemen bir gemiye atla ve denize açıl. Martin, ün için değil, aşk için çabalıyorum diye güldü. Senin dünyanda aşka yer olmadığı belli. Ama benim dünyamda güzellik, aşkın hizmetkarıdır. Brisson'dan ona hem acıyarak hem de hayranlıkla baktı. Çok gençsin Martin, çok gençsin. İnsanlar yükseklere uçacaksa ama kanatları ince bir tülden yapılmışsa ve en güzel renklerle donatılmışsa yakmamalı onları. Ama sen çoktan yakmışsın bile. Zaten şu aşk döngüsünün mükemmelliği yüceltilen kadınlarında saklı. Çok yazık. Martin güldü. O şiirler hem aşkı hem de kadını yüceltiyor dedi. Brisson'un deliliğin felsefesi dedi. Esrarlı düşlerimde kendi kendimi buna inandırmıştım ben de. Ama gözünü aç. Bu burjuva şehirler seni öldürecek. Seninle tanıştığımız hainler yuvasına baksana. Kuru bir kokuşmuşluk bile orayı adlandırmak için yetersiz kalır. İnsan öyle bir ortamda akıl sağlığını muhafaza edemez. Alçak bir yer orası. Kadın ya da erkek. Alçak olmayan tek bir kişi bulamazsın orada. Hepsi de o çok yüksek entelektüel ve sanatsal dürtülerin idare edildiği. Birden durup Martin'e bakınca durumu şimşek çakmış gibi anladı. Yüzü bir anda hayret ve dehşet karışımı bir ifade aldı. Sen de bu muhtemelen aşk döngüsü şiirini şu solgun yüzlü pörsümüş kadına yazdın. Brisson'un sözünü bitirince Martin'in sağ eli yıldırım gibi öne uzandı. Adamın boğazını kavradı ve dişlerini takırdatana kadar sarstı. Ama Brisson'un gözlerinin içine bakan Martin korku hissi göremedi. Karşısında tuhaf, alaycı bir iblisten başka bir şey yoktu. Martin'in aklı başına geldi ve elini Brisson'un boğazından çekerek yatağa fırlattı. Brisson bir dakika boyunca nefes nefese ıstıraplı bir şekilde nefes aldıktan sonra kıkırdamaya başladı. Yaşam ateşimi söndürseydin sana ömür boyu borçlu kalırdım dedi. Martin son zamanlarda sinirlerim çok bozuk diye özür diledi. Umarım canını çok yakmamışımdır. Sana bir içki vereyim. Brisson, ah genç Yunan diye devam etti. Şu bedeninle gururlanıyor musun merak ediyorum doğrusu. Zebani gibi kuvvetlisin. Genç bir pantersin, bir aslan yavrusu. Hey, hey, hey bu kuvvetin hesabını verecek olan da sensin. Martin Brisson'u bardağa uzatırken ne demek istedin diye merakla sordu. Al, sonuna kadar iç, iyi gelir. Brisson'un içkisini yudumladı ve beğendiğini belli ederek gülümsedi. Kadınlar yüzünden seni ölünceye kadar rahat bırakmayacaklar. Şimdiye kadar nasıl rahat bıraktılarsa, bu zamana kadar rahat bıraktılarsa da varsın. Çaylağın biri olayım. Bana bak, beni hırpalamanın bir faydası yok. Lafımı esirgemem ben. Şüphesiz ki ilk aşkın ama güzelliğin hatırı için bir dahakine zevk sahibi ol. Burjuva kızından ne istiyorsun Tanrı aşkına? Bırak onları kendi hallerine. Kendine şen şakrak, iri yarı, hayata gülümseyen, ölüme kafa tutan ve seni sonuna kadar sevebilecek ateş gibi bir kadın bul. Böyle kadınlar da var. Üstelik seni burjuva hayatın yetiştirdiği pısırık kadınlardan daha çok severler. Martin, pısırık mı diye itiraz etti. Evet, pısırık. Tıpkı onlara benzeyenler tarafından zihinlerine doluşan o sığ ahlak anlayışlarını ağızlarından düşürmeyen ve bu yüzden hayatı yaşamaktan aciz pısırıklar. Seni severler Martin ama kendi sığ ahlak anlayışlarını daha çok severler. Senin istediğin hayatla kendinden geçmek büyük özgür ruhlar, alev alev yanan kelebeklerdir. O ufak ve gri güveler değil. Bunlardan da bıkacaksın. Eğer hayatta kalacak kadar şanssızsan, fazla da yaşamazsın ki sen. Gemilerine ve denizlerine dönmüyorsun. Bu yüzden de kemiklerin çürüyene kadar sıkıcı bir hücre olan şehirlerde kalacak ve öleceksin. İstediğin kadar nasihat ver. Ağzımı açıp tek kelime etmeyeceğim dedi Martin. Sonuçta senin aklın da yaratılışına uygun.
Bu açıdan seni yaratılışından dolayı nasıl suçlayamazsam, sen de beni yaratılışımdan ötürü suçlayamazsın. Dergiler hakkında aşk ve daha birçok şey hakkında anlaşmaya varamadılar ama yine de birbirlerinden hoşlanmaya devam ettiler. Özellikle Martin bu adama çok derin bir sevgi duyuyordu. Her gün beraberdiler. Brisson'un bir saatte olsa Martin'in hınca hınç dolu odasına her gün uğruyordu. Brisson hiçbir zaman çeyrek galonluk viskisini almadan gelmiyor, çarşıda birlikte yemek yedikleri zaman da yemek boyunca hep skoç viskisi ve soda içiyordu. Yemeğin parasını her zaman Brisson ödüyordu. Martin kaliteli yemeği onun sayesinde öğrenmiş, ilk şampanyasını onun sayesinde içmişti ve Ren şaraplarıyla da yine onun sayesinde tanışmıştı. Ama Brisson her zaman bir muammaydı. O münzevi suratıyla tükenen kanının son katresine kadar su katılmamış bir lüks düşkünü olarak kalmakta ısrarcıydı. Ölmekten korkmuyor, hayatta her şeye acı ve alayla bakıyordu. Bununla beraber öleceğini bilse de hayata son katresine kadar bağlıydı. Yaşamak, heyecanlanmak ve bir gün kendisinin ifade ettiği gibi geldiği kozmik tozun içindeki o küçücük yerde kıpır kıpır kıpırdanmak için delice bir ihtiras duyuyordu. İlaçlar içiyor, yeni heyecanlar peşinde olmayacak işlere kalkışıyordu. Martin'e de anlattığı üzere bir seferinde sırf o devasa susuzluğunu gidererek alacağı o biricik hazzı tadabilmek için tam 3 gün su içmemişti. Onun kim olduğunu, ne olduğunu Martin hiçbir zaman öğrenemedi. O geçmişi olmayan, geleceği çok yakın görünen bir mezardan ve bugünü ise yakıcı bir hayat ateşinden ibaret bir adamdı. 33. Bölüm. Martin mücadeleyi kaybediyordu. Elinden geldiği kadar tutumlu olsa da değersiz eserlerinden kazandığı parayla giderlerini karşılamakta zorlanıyordu. Şükran günü geldiğinde siyah takım elbisesi rehincide olduğundan Morse'ların yemek davetini kabul edemedi. Ruth onun gelmeme sebebini öğrenince çok üzüldü. Martin de bu olayın etkisinden kurtulamadı ve büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Ancak iki eli kanda da olsa geleceğini söyledi. Bunu da San Francisco'ya Transcontinental'in bürosuna gidip ona borçlu oldukları 5 doları alarak ve böylece takımını rehinciden kurtararak yapacaktı. Sabah kalkar kalkmaz ilk işi Marion'dan 10 sent borç almak oldu. Bu parayı Brisson'dan almayı yeğlerdi ama ne zaman ne yapacağı belli olmayan bu dengesiz adam ortalıktan kaybolmuştu. Martin onu en son 2 hafta evvel görmüştü. Beyhude yere onu incitip kırdığını düşünerek kafasını meşgul etmişti. 10 sent Martin'i San Francisco'ya götürdü. Market caddesinden yukarı doğru yürürken parayı alamazsa nasıl bir vaziyetle karşılaşacağını düşündü. Bu durumda ne Oakland'a dönmesine olanak vardı ne de San Francisco'da 10 sent borç alabileceği bir tanıdığı. Transcontinental'in bürosunun kapısı açıktı. Martin tam kapıyı açacaktı ki içeriden gelen yüksek sesle aniden irkildi. Ama önemli olan bu değil Bay Ford. Martin mektuplaşmalarından Ford'un editör olduğunu biliyordu. Asıl mesele sizin parayı ödemeye niyetiniz var mı yok mu? Nakit ve peşin olarak yani. Ne Transcontinental'in gelecek yıl kazanacağı parayla ne de sizin bu parayı ne yapacağınızla ilgileniyorum. Benim istediğim yaptığım işin karşılığını vermeniz. Size şimdiden söylüyorum. Para bana ulaşana kadar Noel sayısı basılmayacak. İyi günler. Paranız olduğu zaman gelir beni görürsünüz. Kapı hızla açıldı ve adam Martin'i kenara itip lanetler yağdırarak yumruklarını sıkarak koridoru geçti. Martin odaya hemen girmemesi gerektiğine karar vererek 15 dakika kadar koridorda bekledi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Bu onun için yepyeni bir tecrübeydi. İlk defa editörün makamına giriyordu. Burada kartvizit gerekmiyordu belli ki. Zira ofis görevlisi çocuklardan biri iç odaya girip Bay Ford'u görmek isteyen biri olduğunu söyledi. Çocuk geri döndüğünde Martin'e işaret ederek onu özel bir odaya, editörün o kutsal makamına götürdü. Martin'in ilk izlenimi odanın dağınıklığı ve düzensizliği oldu. Ondan sonra döner bir sandalyeye oturmuş merakla kendisine bakan sakallı ve genç adamı fark etti. Martin adamın sakin ifadesine şaşırdı. Matbaacıyla yaptığı tartışma adamın sükunetini biraz olsun bozmamıştı. Martin konuşmaya ben Martin Aydın diye başladı. Ardından ve 5 dolarımı bekliyorum demek istemişti. Gel gelelim bu adam Martin'in ilk editörüydü ve bu yüzden de onu korkutup kaçırmak istemiyordu.
Editör Martin'i şaşırtan bir hareketle ayağa fırladı ve "Gerçekten mi?" diye bağırdı. Bir yandan da Martin'in elini kavramış, heyecanla sıkıyordu. "Sizi gördüğüme ne kadar sevindiğimi anlatamam Bay Aiden. Sizi hep merak eder dururdum." Bunu söyler söylemez biraz geri çekilerek Martin'in eski ve yamalı giysilerini dikkatle inceledi. Bereket versin Martin pantolonlarını Maria'nın ütüsüyle özenli bir şekilde ütülemişti. "Daha yaşlı olduğunuzu düşündüğümü itiraf etmeliyim. Bildiğiniz üzere hikayenizde çok ulvi düşünceler, olgunluk ve derinlik göze çarpıyor. Bu hikaye adeta bir başyapıt. Size onu ilk kez nasıl okuduğumu anlatayım. Ama hayır, önce sizi meslektaşlarımla tanıştırayım." Editör konuşmasına ara vermeden Martin'i ortak büroya götürdü ve yardımcı editör Bay White'la tanıştırdı. Seyrek ve ipeksi favorilere sahip Bay White'ın ellerinin tuhaf soğukluğu insanda soğuk algınlığına yakalandığı izlenimini uyandırıyordu. Ayrıca ufak tefek ve minyon yapılı bir adamdı. "Bu da Bay Ends, Bay Aiden. Bay Ends bizim yönetim müdürümüzdür. Bilirsiniz." Martin'in el sıkıştığı adam sert bakışlarıyla ve pazar günleri ensesini usturayla tıraş eden karısının taradığı bembeyaz sakallarıyla genç olduğu tahmin edilen kel bir adamdı. Hayranlıkla konuşan üç adam hemen Martin'in etrafını sardı. Martin bu insanların verecekleri müphem cevabı ellerinden geldiğince ertelemek için aceleyle konuştuklarını düşündü. "Bay White hep neden aramadığınızı düşünür dururduk," dedi. Martin onlara paraya ne kadar ihtiyacı olduğunu belli etmek için açık açık "Gemiye binecek param yoktu. Ayrıca körfezin öbür ucunda oturuyorum," dedi. İçinden "Zaten üstüm başım paraya olan ihtiyacımı yeteri kadar belli ediyordur," diye geçirdi. Birkaç kez fırsat buldukça bürolarına neden geldiğini ima etti ama hayranlarının kulakları duymuyordu. Öyküsünü ilk okuduklarında ne düşündüklerini, daha sonraki fikirlerini, eşlerinin ve ailelerinin öyküyle ilgili hissettiklerini ve Martin'e ne kadar hayran olduklarını anlatıp durdular. Ama içlerinden biri bile parasını ödemek niyetinde olduklarına dair en ufak bir imada bulunmadı. Byford, "Öykünüzü ilk defa nasıl okuduğumu anlatmış mıydım?" diye sordu. "Elbette anlatmadım. New York'tan dönüyordum. Tren Ogden'da durunca yeni tren görevlisi çocuk Transcontinental'in yeni sayısını getirdi." Martin, "Tanrım," diye düşündü. "Ben 5 dolar yüzünden açlıktan ölürken sen yataklı vagonda yolculuk yapıyorsun." Bir öfke dalgası bedenine hücum etti. Transcontinental'in yaptığı bu kötülük bir anda gözünde büyüdü. Zira aylarca süren özlem, açlık ve yoksunluğun tesiri çok güçlüydü. Ayrıca midesinin gurultusu ona evvelsi gün ağzına tek lokma koymadığını, ondan önce de pek az yemek yediğini hatırlattı. O anda rengi attı. Bu yaratıklar soyguncu bile değillerdi. Adi birer hırsızdı. Onu yalanlarla ve boş vaatlerle kandırıp öyküsünü almışlardı. Öyleyse o da onlara gününü gösterecekti. Parayı almadan oradan ayrılmamaya karar verdi. Eğer parayı alamazsa Oakland'a dönemeyeceğini de hatırladı. Büyük bir iradeyle kendine hakim oldu ama bu arada yüzünden yansıyan vahşi kurt ifadesi diğerlerini korkutmuş ve rahatsız etmişti. Onu söze eskisinden de fazla boğmaya başladılar. Byford, çanların sesini ilk kez nasıl okuduğunu anlatmaya başladı. Aynı anda Bay Ends, Alameda öğretmen olan yeğeninin çanların sesini ne kadar beğendiğini bir kez daha anlatmak için çabalıyordu. Sonunda Martin, "Buraya neden geldiğimi söyleyeyim," dedi. "Bu kadar beğendiğiniz öykümün parasını almak için. Yanılmıyorsam öykümü yayınlar yayınlamaz ödemeyi vaat ettiğiniz meblağ 5 dolardı. Byford kıvranıyordu. Hemen uysal ve hoşnut bir yüz ifadesi takındı. Elini cebine sokar gibi yaptı ve birdenbire Bay Ends'e dönerek parasını evde unuttuğunu söyledi. Bay Ends'in bu işe çok kızdığı yüzünden belliydi. Martin onun pantolonunun cebini korumak ister gibi çekiştirdiğini gördü ve paranın orada olduğunu anladı. Bay Ends, "Çok üzgünüm," dedi. "Ama matbaacıya para ödeyeli daha bir saat bile olmadı. Adam bütün paramı alıp gitti. Aslına bakarsanız yanımda bu kadar az para bulundurmam dikkatsizlik. Fakat borç senedinin vadesi gelmemesine karşın matbaacının parayı peşin isteyeceğini de hiç düşünmemiştim." Hem iki adam da beklentiyle Bay White'a baktılar. Ama o da güldü ve omuzlarını silkti. Onun içi rahattı. Her nasılsa Transcontinental'e edebiyat öğrenmek için girmiş, zavallıcık yerine maliye öğrenmişti. Transcontinental'in ona da 4 aylık borcu vardı ve adam matbaacının her zaman yardımcı editörlerden daha önemli olduğunu biliyordu. Byford şişerek
Bay Aiden'ın bizi böyle bir vaziyette yakalaması çok kötü diye söze başladı. İnanın bütünüyle tedbirsizlik. Ama size ne yapacağımızı söyleyeyim. Yarın sabah ilk iş size 5 dolarlık bir çek postalarız. Sizde Bay Aiden'ın adresi var, öyle değil mi Bay Ems? Evet, Bay Ems'te adresi vardı ve yarın sabah ilk iş çeki gönderecekti. Martin bankalar ve çekler hakkında pek bir şey bilmezdi. Ama çeki neden o gün vermediklerini bir türlü anlayamıyordu. Anlaşıldı. Bay Aiden çeki yarın sabah size göndereceğiz dedi Bay Ford. Martin istifini bozmadı. Benim o paraya bugün ihtiyacım var dedi. Bay Ford tatlı bir dille şanssızlık diye başlayacak oldu ama Bay Ents'in ters ters bakan gözlerinden sabrının tükendiği anlaşılıyordu. Bay Ents sözünü kesti. Sert bir tavırla Bay Ford size vaziyeti izah etti dedi. Ben de öyle. Çeki postalayacağız. Martin ben de vaziyetimi izah ettim dedi. Paraya bugün ihtiyacım olduğunu söyledim. Yönetim müdürünün bu ters tepkisi yüzünden kanının beynine sıçradığını hissetti. Bir yandan da dikkatle adamı süzüyordu. Çünkü Transcontinental'in parasının bu beyefendide olduğunu anlamıştı. Bay Ford çok yazık diye bir kez daha söze girdi. Ama o esnada Bay Ents odayı terk edecekmiş gibi döndü sabırsızca. Aynı anda Martin atılıp adamı tek eliyle boğazından yakaladı. Bay Ents'in düzgün biçimini koruyan kır sakalı 45 derecelik bir açıyla tavana doğru çevrildi. Bay White ve Bay Ford korkuyla yönetim müdürlerinin astragan kilimi gibi silkelenişini izlediler. Martin, genç dehaların çevkini kıran çok hürmetli bayım, paramı derhal veriyorsun diye gürledi. Ver yoksa bütün parayı son kuruşuna kadar silkeleyerek çıkartırım cebinden. Sonra dehşete kapılarak kendilerini izleyen iki kişiye dönerek geri durun dedi. Karışan bedelini ağır öder. Bay Ents'in nefesi kesiliyordu ve Martin'in boğazına sarılan eli ancak parasını verme konusundaki inadı kırılınca gevşedi. Ellerini pantolonunun cebine birkaç kere soktuktan sonra toplam 4 dolar 15 sent almıştı bile. Cebini ters çevir diye emretti Martin. Böylece cebinden 10 sent daha çıktı. Martin yaptığı bu baskından ne kadar kazandığına tam olarak emin olmak için paraları iki kere saydı. Bay Ford'a şimdi sıra sende diye bağırdı. 75 sent daha alacağım var. Bay Ford hiç bekletmeden ceplerini alt üst edip 60 sent çıkardı. Martin kindar bir tavırla hepsi bu mu emin misin diye sordu. Yelek cebinde ne var? Bay Ford iyi niyetini belli etmek için ceplerinin ikisini de ters yüz etti. Ceplerin birinden yere bir kağıt parçası düştü. Kağıdı yerden alan Bay Ford tam cebine koyuyordu ki Martin bağırdı. Ne o? Vapur bileti mi? Ver onu bana. 10 sent eder. Bunu borca dahil ediyorum. Şimdi vapur biletiyle beraber 4 dolar 95 sentim oldu. Bana hala 5 sent borçlusunuz. Bay White'a öfkeyle baktı ve bu çelimsiz adamın kendisine 5 sent uzattığını gördü. Martin hepsine birden teşekkürler, hepinize iyi günler dilerim dedi. Bay Ents onun arkasından haydut diye homurdandı. Martin de dışarı çıkıp kapıyı çarparken alçak hırsız diye karşılık verdi. Martin öyle gururlanmıştı ki The Hornet'ın da kendisine periyle inci yazısı için 15 dolar borçlu olduğunu hatırlayınca hemen gidip bu parayı da almak istedi. Gel gelelim The Hornet'ı hiçbir istisna göstermeksizin herkesi ve her şeyi soyan temiz tıraşlı ve dalyan gibi genç adamlar yönetiyordu. Büronun birkaç mobilyası kırılınca editör üniversite yıllarında sporcuydu. Yönetim müdürünün, kapıcının ve reklamcının da yardımıyla Martin'in merdivenleri uçarcasına inmesine yetecek kadar bir ivme sağlayarak kapı dışarı itti. Yukarıdaki sahanlıktan Martin'e gülerek ''Yine bekleriz Bay Aiden, sizi görmekten mutluluk duyarız.'' diye seslendiler. Martin kendini toparlarken bir yandan da sırıtıyordu. ''Vay be, transkontinental çalışanları muhallebi çocuğuydu ama siz profesyonel boksör çıktınız.'' Onun sözlerine kahkahalarla cevap verdiler. The Hornet'ın editörü aşağıya seslenerek ''Ben de itiraf etmeliyim ki Bay Aiden, bir şaire göre profesyonel bir boksörden aşağı kalır yanınız yok. Sormam da sakınca yoksa sağ kroşeyi nasıl öğrendiniz Tanrı aşkına? Peki ya siz bu kas kanadını nereden öğrendiniz?'' diye cevap verdi Martin. ''Her neyse, yine de gözünüz morarıcak.'' Editör sıcak bir tavırla ''Umarım sizin de boynunuz tutulmaz.'' dedi. Hep birlikte gidip bunun şerefine içmeye ne dersiniz? Elbette boynunuzun şerefine değil ama bu küçük tantananın şerefine ha? Başa gelen çekilir diye kabul etti Martin. Soyguna uğrayan ve soyguncular hep birlikte içmeye gittiler. Mücadelenin çekişmeli bittiğine ve 15 dolar ederindeki Peri ile İnci'nin The Hornet'ın editör kadrosuna gitmesi gerektiğine dair
dostça el sıkıştılar.